Açık Benet'te daha birlikteyiz. Salı gününden bu yana muhalefet cephesinde yeni gelişmeler var. Özellikle o taraftan pek çok yeni açıklama oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açıklama yaptı ve bir nevi zihinlerindeki ya da yapmak istedikleri 2023'e doğru bir tür hükümet modelinden bahsetti. Ne dedi? Bütün liderlerin muhalefetteki, yani Millet İttifakı içerisindeki bütün liderlerin vitrinde olacağı bir hükümet modelinden söz etti. Bu ilginç bir açıklamaydı. Bir nevi önümüzdeki sürece oldukça büyük yön verecek bir açıklama bu. Nasıl olur? Bütün liderler biri başkan, biri başkan yardımcısı, diğeri bakanlar, böyle bir liderler kabinesi mi kurmayı düşünüyor muhalefet? Bu akşam bunu biraz konuşacağız. Bunun dışında CHP eski milletvekili Dursun Çiçek'in HDP ile ilgili sözleri epeyce bir tartışma yarattı. Yine bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bu senaryolar üzerine konuşulurken kendi görüşünü aktardı ve dedi ki eğer teröre bulaşmamış HDP'liler varsa bunların arasından bir iki isme muhalefet bakanlık teklif edebilir dedi. İşte bu açıklama özellikle AK Parti ve MHP tarafından tepkiyle karşılandı. Böyle bir senaryo gerçekleşir mi? HDP'lilere bakanlık teklifi muhalefetin gündeminde mi? Bu konuyu da konuşacağız. Erken seçim çağrısı yaptı muhalefet liderleri. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü kısıtlamalardan etkilenen esnaflardan bir tür helallik istemişti. İşte muhalefetin yanıtı da buna eğer helallik istiyorsan erken seçime git şeklinde oldu. Türkiye'nin gündeminde erken seçim olur mu? Seçime erken gidilir mi? Bu konuyu da tartışacağız bu akşam. Ve bir gelişme daha. Davutoğlu'dan bir Babacan ve Abdullah Gül açıklaması geldi. Geçen hafta uzun uzun konuşmuştuk. Hatırlarsanız Ali Babacan AK Parti içerisindeyken, henüz ayrılmamışken Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalıştığını bir nevi itiraf etmişti. Bu sözlere Davutoğlu'ndan yeni bir yanıt geldi. Dedi ki Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana gelerek Sayın Gül'ün adaylık düşüncesi olduğunu söyledi. Fakat ben bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim. Bir nevi Babacan'a bir gönderme, bir eleştiri yaptı Davutoğlu. Bu sözlerin anlamını da yine konuşalım istiyorum bu akşam. Yani siyaset tartışmalarının bayağı sıcak olduğu bir program yapacağız. Hemen konuklarıma bir hoş geldin demek istiyorum. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bizimle. Hoş geldiniz Gürsel Bey. Hemen yanında gazeteci Gürkan Zengin var. Hoş geldiniz. Sol yanımda iki gazeteci meslektaşım. Elfin Hanım siz yazarsınız ama ben size nedense hep böyle bir gazeteci gibi bilinirsin. Ben gazetecilere ayıp olmasın diye kendimi gazeteci her an bir köşe yazarı olabilir ama yani. Evet bence de değil mi? Ne kadar öyle, güzel olur. Öyle hissediyorum. Habertürk yazarı Nagihan Altı da bizimle bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara stüdyoda da gazeteci Nasuhi Güngör var. Hoş geldiniz Nasuhi Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hadi başlayalım. Şimdi muhalefetin gündeminde nasıl bir modelle seçime katılacakları, kimi aday gösterecekleri, nasıl bir ittifak kuracakları var. Epeydir de konuşuyorduk bu konuyu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yine bir programa katıldı ve enteresan açıklamalar yaptı. Dedi ki ittifakı yöneten tüm liderler seçim sürecinin ve ittifak sürecinin ve yönetim sürecinin içerisinde olacak. Milletvekili çıkarsın ya da çıkarmasın, ittifak ve karar sürecinin içinde olacak. Temel Bey de yetkinin içinde olacak, bir örnek olarak veriyor. Başörtüme sorun gelir mi diye düşünen vatandaşımız olursa bakacak orada, Temel Bey'i görecek. Bunların hepsini düşünüyoruz dedi. Gültekin Uysal da kadroda olacak dedi. Daha sonra Ali Babacan, eğer ittifak büyürse Ali Babacan Sayın Davutoğlu olacak. Aman ha sakın bunlara oy vermeyin, gelirse bunlar olacak diyorlar, hiçbir şey olmayacak. Yani muhafazakar kesimden seçmene de bir nevi garanti verdi. Ve bu arada röportajı yapan ve o sırada aslında Kılıçdaroğlu'nun bunları, bu detayları anlatmasını sağlayan gazeteci Suat Toktaş şöyle özetledi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini. Muhalefet AK Parti ve MHP'nin karşısına bir bütün olarak bir modelle çıkacak. Liderlerden biri Cumhurbaşkanı, diğerleri de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olamayacağına göre galiba bakan olacaklar diyebiliriz biz bu akşam.
Böylece her seçmen kendi partisinin iktidara gelmesi için oy kullanacak, muhalif seçmene özgüven verecek bir model gibi görünüyor, dedi o Kılıçdaroğlu'nun anlattıklarını özetlerken. Şimdi bunu biraz konuşalım istiyorum. Hazır Gürsel Tekin de aramızdayken CHP İstanbul Milletvekili. Gürsel Bey, biz Kemal Bey'in aklındaki modeli şöyle bir şey olarak mı özetliyoruz? Kendisi CHP'nin göstereceği veya işte Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı. Yanında Kılıçdaroğlu veya da Meral Akşener, Ali Babacan, Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal. Bütün bu liderler böyle kameralar karşısına geçip biz bir kadro, bir muhalefet liderleri hükümeti kuruyoruz. Ey seçmen, bakın bizim hepinize birden oy vereceksiniz mi diyecek. Bu mu modeli Sayın Kılıçdaroğlu? Evet, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir erken seçimde konuşacağız. Tabii, bundan erken, sonra da ona gireceğiz. Bundan sonra erken seçim. O zaten olmazsa olmaz her programda. Tabii yani. Çünkü muhalefet sürekli erken seçim tarzı yapıyor. Evet. Şimdi aslında Millet İttifakı'na baktığımızda ya da Millet İttifakı'na dahil olacak siyasi partilerin temel ya bir arada oluş nedenleri bu mevcut sistemle ilgili. Yasama, yürütme ve yargının darmadağın olduğu bir ortamda bütün siyasi partilere bakın, farklı programları, farklı ideolojik yapıları olmasına rağmen bir çerçevede bir araya gelmişler. Bu sistemin Türkiye açısından sıkıntılı, sorunlu bir sistem olduğunu ve mutlaka bu sistemin değiştirilip güçlendirilmiş bir parlamento sistemiyle uzlaşan siyasi partiler. Doğal olarak da önümüzdeki seçimde tabii ya bana göre erken seçim ve biraz sonra ben de orada Ankara'daki bazı kulisleri de paylaşmış olacağım. Yeni bu, kulisler mi paylaşacaksınız Gürsel Bey? Hadi erken seçimle ilgili. Oraya gelince konuşuruz. Çünkü Gürsel Bey, bu arada izleyicilerimize de söyleyeyim. Yayına girmeden önce tam otururken bana dedi ki çok bomba kulisler açıklayacağım. Erken seçimle ilgili bazı kulisler var. Onları paylaşmak istiyorum. Şimdi, merak ediyoruz. Baştan itibaren yani referandumdan itibaren Millet İttifakı'nda olan siyasi partilerin duruşları o kadar net ki. Çok somut. Ha, sadece burada sorun şu. Önümüzdeki seçim takviminde Millet İttifakı tek adayla mı çıkacak? Yoksa her siyasi parti kendi adayıyla mı çıkacak? O konuda bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Onun dışındaki uzlaşmanın tamamı aylardır, günlerdir konuşuluyor. Yani siyasi parti liderleri kendi genel merkezlerinde lider misafir ederken ya da partilere giderken herhalde çay kahve içmeye gitmiyorlar. Bütün bu gelecekle ilgili Türkiye'nin önümüzdeki süreçte sorunları, sıkıntıları ile ilgili bir ortaklaşa, bir uzlaşı arıyorlar. Ve benim gördüğüm kadarıyla buna tabii şu anda Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan dahil olmuş değil. Ama en azından kendi düşüncelerini, kendi ifadeleriyle bu sistemin dışında güçlendirilmiş parlamento konusunda onlar da hemfikir. Yani bu da şu demektir, önümüzdeki süreçte büyük olasılıkla bu yeni kurulan partilerin de dahil olabileceği bir dönemi yaşayacağız. Ve bu Türkiye açısından çok faydalı, çok önemli bir şeydir. Yani Türkiye'nin hem bu kadar sorunları, siyasal olarak sorunların yaşandığı bir yerde farklı siyasi partilerin uzlaşarak bir arada Türkiye yönetmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım olarak kabul ediyorum. Şunu da konuşalım. Bu akşam aslında sizlere sormak istediğim iki soru var. Bir tanesi şu, liderlerin böyle bir araya gelip birinin başkan, cumhurbaşkanı ya da birinin başkan yardımcısı, kimilerinin bakan olduğu bir geniş tabanlı koalisyon gibi bir hükümet kurulabilir mi? Pratikte bunun engel var mı? Sonra kurulduktan sonra böyle bir hükümetin yönetmesi kolay olur mu? Mesela çok Cumhur kolay. İttifakı'nda MHP yok şu anda. Çok kolay olur. Bir kere öncelikle bu mevcut sistem içerisinde bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılarıyla devam edelim bir anlayış söz konusu değil. Bu Millet İttifakı aynı zamanda bir anayasa değişikliğiyle güçlendirilmiş parlamenter sistem
Yani bir cumhurbaşkanı, başbakan ve başbakan yardımcıları aynı zamanda... Zaten sistemi değiştirmek için seçim kazanmaya çalışıyoruz, evet, diyorsunuz. Evet, bir tür geçici için, hükümet olacak doğrusu. Onun için seçimden hemen sonra büyük olasılıkla bir anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının yetkileri, başbakan ve bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı kalacak durumda değil. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla şu anda hem bizim Meral Hanım büyük olasılıkla salı günü açıklayacak, birçok partiler de yeni güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili düşüncelerini ifade ettikleri için orada cumhurbaşkanlığı biraz daha sembolik hale geliyor. Yani. Peki. Bir Nasuhi Güngör'e gideyim Ankara'ya. Nasuhi Bey ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir nevi zihnindeki modelin imasını yapmaya başladı. Gazeteci Suat Toktaş onu biraz daha deşifre etmiş diyelim anladıklarından. Böyle muhalefet liderleri kabinesi, liderlerin kabinede olacağı bir sistem mümkün olur mu? Nasıl olur? Bu daha doğrusu bu Cumhur İttifakı'nı seçimde zorlar mı? Yani muhalefetin bütün liderleri çıktı. Bizim bakın tek bir cumhurbaşkanı adayımız var ama Ali Babacan da bu hükümette olacak, Davutoğlu da olacak. İşte her kim cumhurbaşkanı adayı olmazsa geride kalan CHP ya da İyi Parti'nin lideri de kabinede olacak. Böyle bir tablo seçmeni etkiler mi? Cumhur İttifakı'nın işini zorlaştırır mı? Şimdi teorik olarak bunların hepsi mümkün. Yani olabilir. Kağıt üzerinde bunları düşünürsünüz. Strateji olarak bunları oluşturmaya başlarsınız. Benim öncelikle gördüğüm şudur. Sayın Akşener bu ittifakı, içinde bulundukları ittifakı ya da içinde bulunmak istedikleri ve tanımladıkları, yenilerini katmak istedikleri ittifakı yönetme ve ön alma konusunda gayret ederken Kemal Bey de yeni bir atakla bu konuda aslında inisiyatif almış oldu. Şimdi bu inisiyatiflerin mutlaka ortaklaşacağı, mutlaka her konuda uzlaşacakları, az önce söylediğiniz o denklemi kolayca hayata geçireceklerini düşünmek için çok erken. Üstelik bütün bunlar siyasetin doğası gereği ortaya çıkabilecek bütün rekabetlere, bütün çatışmalara, bu çatışmayı da olumsuz anlamda kullanmıyorum. Siyaset bir çıkar arayışıdır bir tarafıyla. Siyaset içindeki çatışmalar da son derece doğaldır. Dolayısıyla bu çıkar çatışmalarını vesaire bütün bunları gündemimize aldığımızda kağıt üzerinde biz de çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Böyle bir denklemin işlemesi anlatıldığı ya da sanıldığı kadar kolay olmayacak. Zaten burada HDP'nin nasıl yer alacağına dair şeyleri, sözleri, bu konudaki beklentileri, tezleri daha yeni yeni duymaya başladık. Bunlar için daha çok erken. HDP tarafından buna dair neler gelecek bunu da göreceğiz. HDP'nin biçimlenmesinin sadece kendi iç dinamiklerimize bağlı olmadığını da bir taraftan hatırda tutalım. Yani bu akşam herhalde konuşamayacağız ama İsrail ile Filistin arasında devam eden ve İsrail'in katliamlarıyla dünya gündemine artık oturan o çekişmenin, o çatışmanın nereye doğru evrileceği başta olmak üzere coğrafyamızdaki birçok gelişme, Türkiye'nin kendi içindeki gelişmeleri de, dinamikleri de etkileyecek en başta HDP'nin ve Kürt tarafının duruşu olmak üzere. O bakımdan ben de böyle erkence, yine hani kimseyi incitmeden söylemek istiyorum, bir bakkal hesabıyla oturup bunları yan yana yazdığınızda kolayca bunlar birbiriyle anlaşabilir. Kolayca o vaatler, siz de olacaksınız, siz de şurada yer alacaksınız, iki taneniz cumhurbaşkanı yardımcısı, ötekilerden bakan olacak, herkes her şeyi konuşabilecek modeli öyle kolayca işler bir model gibi görünmüyor. Kaldı ki bu modele, tekrar söylüyorum, DEVA'yı ve Gelecek Partisi'ni katarak söylüyorum, kimin ne kadar katılacağı konusunda da henüz bir netlik yok. Üstelik ne kadar erken seçim dersek diyelim, bunları konuşabilmek için de önümüzde bu tarafın, yani Cumhur İttifakı tarafının da seçime gitme konusunda bir şeyler söylemesi lazım. Diğer yandan bir şey daha dikkat çekici. Şimdi onu da söyleyeyim bu ilk turda, daha sonra bunun üzerine de konuşabiliriz. Şimdi Millet İttifakı tarafı ya da toplamda muhalefet cephesi bir erken seçim olacakmış gibi bir takvim işletiyor. Böyle bir şey hızlandı. Daha önceki programlarda da bu çok dikkatimi çektiğini söylemiştim. Sanki zamanın akışını hızlandırmak istiyorlar bu konuda. Gürsel Tekin bir ama şey söyledi iktidar... ama duyamadık. Bir dakika. Geliyorum. Pandeminin kutusu açıldı. Yani tarihimizin bütün dönemlerine bakın, bir erken seçim tartışması varsa günün sonunda mutlaka bu... Pandeminin kutusu açıldı, Pandora'nın kutusu. Pandora'nın kutusu, pardon. Pandora'nın, evet. Pandora'nın kutusu açıldı. Günün sonunda 3 ay, 5 ay gecikmeli de olsa mutlaka bir erken seçime gidilir. Ve koşullar da erken seçime gerektiren koşullardır şu anda. Peki, birazdan konuşacağız. Türkiye'nin... Çünkü çok açıklama var o konuda. Şunu söyleyeyim isterseniz, Gürsel Bey'in söylediğine.
Bunu konuşmak için şöyle çok erken. Yani bir erken seçim ne zaman erken seçim olur? Mesela 2021'deki herhangi bir seçim erken seçim olurdu. Ama mesela 2022'nin atıyorum Ekim'inde Kasım'da olacak bir seçim zaten erken de kabul edemeyiz. O bakımdan ne erken seçimdir? Bu başka bir tartışma. Ama ben erken seçimle ilgili ve bir seçim stratejisiyle ilgili, yani muhalefet cephesi bu kadar ön alan stratejiler ortaya koymaya başlamışken, şimdi daha yolun başında her şeye güldük gülistanlık, uyumlu, işte her şeyi konuşabiliyoruz, oturuyoruz, işte başörtüsü konusu vesaire, kimsenin kaybı olmayacak, kimse kazandığı haklardan geriye düşmeyecek. CHP'nin sicili asla bu konuda güvenilir değil, onu en baştan ve peşinen söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kişisel olarak benim ne düşündüğümün çok önemi yok ama CHP'nin siciline bakan herkes insanların kazandıkları hak ve özgürlükler anlamında nerede durduklarını, dolayısıyla da böyle bir güvenceyi vermeye hakkı olacak son partinin de CHP yani, olduğunu yani diyorlar. Böyle içinde işte Ali Babacan, Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, bu isimlerin olması da muhafazakar kesimin, ya nasıl olsa geçmişte işte ya da bugün hani sağ muhafazakar tandanslı bu siyasetçilerin muhalefetin kuracağı hükümette olması muhafazakar seçmene güven vermeye yetmez anlamında mı söylüyorsunuz? Kesinlikle yetmez ama zaten onlar hani onların orada ne kazandı? Bir saniye. Ben çok merak ediyorum. Yani. Yapmayın canım. Başörtüsünün kamuda yani serbestliği gibi galiba. Gürsel Bey. Yani bunu ne baştan kazandı? Tartışacağız. Yani muhafazakar mahalleleri bilen ve o coğrafyadan gelen bir insanım. Şu anda 20 yıllık iktidar süreci içerisinde bir Cumhurbaşkanı eşinin Cumhurbaşkanı olmaması gerektiği üzerinden bu ülkede Cumhurbaşkanı seçimi maddi ve manevi olarak ne kazanımlar olmuştur Allah aşkına bir bana söyleyin. Yapmayın. Sadece bir zümre için söylüyorsanız ona hiç itiraz etmiyorum. Ama ağırlıklı olarak bugün İstanbul'un çeperlerine bir gidin bakın. Bağcılar'da muhafazakarlar ne hangi kazanımlarını kaybedecek? Ekonomi zeminde falan herhalde değerlendirme yapıyoruz ama siyasi zeminde yani başörtüsü, başörtülü insanlar bu ülkede devlet memuru olamıyordu. Gürsel Bey, bırakın devlet memuru olmayı, üniversite öğrencisi bile olamıyorlardı. Konuda, üniversiteye dahi giremiyorlardı. Üniversitelere giremiyorlardı yani saymakla bitmez. Program bitmez. Bakın o meselede 28 Şubat dönemi dahil olmak üzere net tavır koyan bir siyasetçiyim. O konuda oralara girmek istemiyorum. Ama sadece bu çerçevede bütün muhafazakarları tarif ederseniz ekonomi bugün insanlar çöküş altında. AK Parti döneminde muhafazakarlar ne kazandı derken siz ekonomik kazanım mı kastediyorsunuz? Tabii ki. Manevi kazanımlardan bahsediyor. Belli bir zümrenin dışında o büyük marketler, holdingler, AVM'cilerin dışında ne kazanmış yani Arnavutköy'deki başörtüsü meselesinden bahsediyorsak Türkiye'de başörtüsüne özgürlük İtiraz geldi. İtiraz etmiyorum o yani, mesele değil ama başka bir bütünü altında sadece bir şeyle tarif ederseniz muhafazakar kesime de haksızlık yapmış oluruz. Sadece bir şeyle yani tarif muhafazakarların etmek sadece bir hayır, sanki sadece bir başörtüsü meselesi vardı. Onun Gürsel Bey tartışmayı kazanamadılar ama önemli kazanımlar elde ettiler peki herhalde. Nasibe bir tamamlasın ve bu arada başörtüsü dışında ne kazandılar ki gibi bir yorum oldu Gürsel Tekin'in. Şimdi Gürsel Bey'in bu konudaki insaf sahibi, vicdan sahibi duruşuna tanıklık edebilecek gazetecilerden bir tanesiyim. Zaten Sayın Gürsel Tekin'in şahsını konuşmuyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki sicilinden bahsettim. Bunu tekrar da etmeyeyim ama arzu edilirse şunu söylerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak ve özgürlükler, bunu sadece başörtüsüyle tarif edersek herkese haksızlık etmiş oluruz. Hak ve özgürlükler konusundaki sicili böyle kazanımları koruyacağına dair, isterse muhalefetin bütün partilerini yan yana dizsinler, muhafazakar dindar kesimleri temsil etme iddiasında olan insanları yan yana koysunlar. Bu sicilin, bu reflekslerin, bu geçmişin, bu dokunun buna asla izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda kabul edilirse ya da edilmesi hiç önemli değil. Ön yargılıyım. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi de şunu söylüyorum. Daha henüz kimin bu denkleme katılacağı da belli değil. Yani onu yanımıza alırız, bunu yanımıza alırız. Üçüncüsü, bununla tamamlayayım isterseniz. Biz siyaset konuşurken bir şeyi çokça ihmal ediyoruz. Ya bu siyasi partiler, kurumsal çatılar böyle iddia ettikleri bütün tabanları istedikleri gibi yanlarında tutma kabiliyetine sahip değiller. Bunu AK Parti için, MHP için söyleyebildiğimiz kadar Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler için de söyleyebiliriz. Bir ittifak denklemine Temel Karamollaoğlu'nu yazdığınız zaman Saadet Partisi'ni ve Milli Görüş'ü tamamen oraya yazmış olmuyorsunuz. İyi Parti yazdığınız zaman modern, milliyetçi, işte kıyılarda olan insanların tamamını oraya yazmış olmuyorsunuz. Yani bunları çoğaltabilirim ya da Deva ya da Geleceği oraya aldığınız zaman onların temsil etme iddiasında olduğu tabanları, o kitleleri sosyolojisiyle birlikte yanınıza çekmiş olmuyorsunuz. Bunların hiçbir garantisi yok. O yüzden en başta söylediğim, tekrar ediyorum. Bu bir bakkal hesabıdır.
Olabilir. Yani teorik olarak tekrar söylüyorum. Siyaseten her şey mümkündür ama siyasetin pratiğinde ve muhtemel çekişmelerinde öyle kolayca uzlaşılabilir, yan yana gelebilir bir denklem gibi görünmüyor. Ben mesela böyle bir şey ya konuşurken yönetmesi de, zor hemen, olur gibi anlamında söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi? Ya uzlaşması zor olur derken böyle bir hükümet kurulursa bütün partilerin liderlerinden oluşan yönetme kısmında ya da kurulmasından bahsetmiyorum. Daha kurulmadan anlaşmazlık çıkar anlamında daha kurulmadan bu denklemin siyaseten nasıl ayakta kalacağından bahsediyorum. Yoksa böyle bir hükümet ihtimalini yakın gelecekte de orta vadede de görmüyorum. O başka bir düşüncem. Ama tekrar şunu söyleyeyim. Mesela bu çok üzücü. Mesela Gürsel Bey'den aslında bunu beklemezdim. Yani AK Parti döneminde ne tür kazanımlar oldu dediğinizde hemen meseleyi başka bir tarafa çekip burada ortaya çıkan kazanımları yok saymanın kimseye getireceği bir şey yok. Eğer bir şey söyleyeceksek Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kazandıklarımıza, hak ve özgürlüklere, bu konudaki yanlışlara dokunup daha fazlasını vaat eden bir siyasi partinin ya da ittifakın Türkiye'de daha çok şansı olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkürler. Peki, çok çok teşekkürler. Çok kısa bir şey, bir haksızlık olmasın. Bu yasaklar, özgürlükler, başörtüsü meselesi konusunda kendi mahallemde de en çok dayak yiyen bir insan olarak o gün AK Partililer bile ağzını açamazken 28 Şubat döneminde yanında yardımcısı olarak başörtülü çalıştıran bir insanım. O mesele başka bir şey. Yani bir bütün olarak muhafazakar mahallenin bin bir tane derdini sadece bir şeyle tarif edersek onu söylemek istiyorum. Elbette tabii ki o konuda. Peki Gürsel Bey sadece bir şey miydi Gürsel Bey? Yani dindarların başörtüsü yasağı bu ülkede kanayan bir yara değil miydi? Tayyip Erdoğan'dan önce dindarlar ikinci sınıf vatandaş değil miydi? Bakın öyle yapmayın olduğu yani, için bugün sizin de bahsettiğiniz meselesi, bakın sizin de bahsettiğiniz sınıf, derin ekonomik sıkıntılar var. Buna rağmen en aslında yani son derece objektif görünen anketlerde bile hala kemik Tayyip Erdoğan %35 oyu görünüyor. Tam bu yüzden yani dindarların başörtü sorununu çözdüğü, dindarların kendilerini birinci sınıf hissetmesini sağladığı için. Ya yani o bağ efendim, zor kurulmuş bir bağ. Yani sadece bir başlık deyip geçebilir misiniz bunu? Ya başka bir dertleri yok mu bu muhafazakarların? Yok öyle bir şey söylemiyorum. Yani sadece ama bu çok bu önemli bir dertti. Vardı ve bugüne kadar zulüm gördü derseniz haksızlık yapmış olursunuz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Evet bir yanlış uygulama vardı. Bu yanlış uygulamaya en şiddetli bir şekilde karşı çıkan bir insanlar olarak söylüyorum ben. Bu başka bir şey. Ama bunu sadece bu mahalledeki insanları kazanımlarını kaybedecek. Bunların çellerinin, çocuklarının aşağı işe, ekmeğe ihtiyaçları yok mu yani? Bütün bu ihtiyaçları yok mu sayacağız? Bu o kazanımlara eyvallah. En az onlar kadar da özgürlüklere ihtiyaçları var. Kesinlikle. Ama özgürlükleri sadece bir şeyle de tarif etmememiz lazım. Özgürlükleri ya, bir bütün bakın, olarak konuda, tarif etmemiz bu lazım. Bu konuda mesela AK Parti çok özür dileyerek söylüyorum. AK Parti 3Y ile çıkarken gerçekten kıskandım. Bir tanesi de biliyorsunuz işte yolsuzluk, yoksulluk ve yasaksız bir Türkiye. Türkiye şu anda yasaksız mı Allah aşkına? Buna da bir şey söyleyin. Gürsel Bey şu anda Türkiye yasaksız değil tabii ki çok ciddi problemler evet. var. Ama AK Parti iktidara geldiğinde de Türkiye'de çok derin problemler vardı. Ve şu andaki konumuz dindar İtiraz vatandaşlarımızsa yani, o en o dönem, önemli sorunu da dönemi Tayyip Erdoğan kadar çözdü. Güçlü iradesi peki, olan parlamentoda sayısal çoğunluğa ne engel var mesela bu yasaklarla ilgili? Gürsel Bey. Ama Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir kaygı gördüğünü söyleyebilir miyiz? Çünkü o da ısrarla diyor ki muhafazakar kesimdekiler rahat olsun. Bizim ittifakımızda Temel Bey'de olacak, Ali Babacan'da olacak, Sayın Davutoğlu'da olacak. Kazanımlarımı kaybeder miyim diye soranlara başörtüme sorun gelir mi diyen Temel Bey görecek. Niye kendisini güvence olarak veremiyor? Ben Sayın Genel Başkanım da. Niye kendisini güvence olarak veremiyor Kılıçdaroğlu? Peki bunu baştan da itibaren Sayın Genel Başkanım da özgürlükler konusundaki hassasiyetini bilen bir insanım. Elbette tabii ki bu hassasiyetler var. Buna itiraz etmiyorum. Ama şuna emin olun şu anda muhafazakar mahallelerin birinci önceliği bunların olmadığını söylemek istiyorum. Yani gittiğinizde göreceksiniz. Bin bir tane dertler var. Bin bir tane sorunlar var. Yasasız bir Türkiye yaratılacaktı ama ne yazık ki yasaklı bir Türkiye haline geldik. Peki yani. Biraz konuşalım buradan. Elif'in Tataroğlu hoş geldiniz. Yani bir anda anlıyoruz ki muhalefetin ya da en azından CHP'nin zihninde böyle liderlerin vitrinde olacağı bir
hükümet modeli var. Bu hayata geçer mi geçmez mi, geçerse başarılı olur mu, bunu tartışıyoruz. Bir yandan da muhafazakar kesimden oy almak için de böyle bir tablo sonuç verir mi vermez mi? Çünkü tam güven yaratmaz dedi Nasuh gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Hatta bu teklifin, yani böyle bir yapının neredeyse her halükarda oluşmak durumunda kalacağını da düşünüyorum. Ne demektir bu? Yani Türkiye artık o kadar kutuplaştı ki, hani kutuplaşmanın da sınırlarını zorladı ve artık orada tıkandı kaldı. Bundan sonrasında zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiği Türkiye İttifakı, yani bir büyük konsensus her koşulda sağlanmak durumunda kalınacak. Bunun önceliğini, yani öncülüğünü, önderliğini şu an Sayın Kılıçdaroğlu yapıyor. Yarın bir gün acaba aynı benzer bir yapıyı önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyarsanız aynı şeyi düşünecek misiniz? Yani o da daha kapsamlı bir yapıyla çıkmayı düşündüğü vakit aynı yorumlar yapılacak mı acaba? Daha kapsamlıdan daha kapsamlı nedir? Çünkü yani başka hangi siyasi partilerinde olursa yetkililerinin belki bir başkan yardımcısı olabileceği, yani benzer bir yapıdan bahsediyorum, aynı dillendirilen. Çünkü öyle bir şeydir ki bu içinde bulunduğumuz demokrasinin sıkışma meselesi, bunu ancak bir büyük ittifakla aşabilirsiniz. Yani daha daraltılmış bir yapıyla kazanmanıza imkan kalmaz. Şimdi düşünün ki karşınızda Sayın Kılıçdaroğlu diyelim ikinci tura kalan kişi oldu ve aday oldu ve ikinci tura kalan kişi oldu ve yanında bahsettiğiniz gibi Ali Babacan, Davutoğlu, Meral Akşener, başkan yardımcılığı, bakanlıklar böyle bir kabineyle seçildiler ve millete şunu söylediler. Biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Başbakanımız olacak, başbakan yardımcılarımız olacak ve daha sembolik bir cumhurbaşkanı olarak da Sayın Kılıçdaroğlu da bu yapının içerisinde devam edecek. Neden vatandaş böyle bir yapıya hayır desin ki? Peki, herkesin kendini bir şey var, daha doğrusu merak ettim. Benim anladığım bu senaryo seçimin birinci turda ortak adayla çıkılması için düşünülen. O da olabilir. Siz öbürü de olabilir. Hayır, öbürü de olabilir, bu da olabilir. Hı. Eğer ki tek kişi üzerinde anlaşırlarsa böyle bir yapıyla çıkarlar. Varsayın ki anlaşamadılar, herkes kendi adayını çıkardı. O zaman da başka şekilde yine bu yapıyı korurlar. Yani iki türlü de koruyabilirler. Tek kişi de seçilse koruyabilirler. Çok yani herkes aday çıksa da ikinci tura kalan, ben buna fair play diyorum, yani kim çıkarsa ikinci tura onun etrafında bir yapı oluşur. Bu Türkiye'nin ihtiyacı. Bunu da böyle çok sert bir şekilde eleştirmemek lazım. Tekrar ediyorum, bu ihtiyacı görüp de benzer bir hamle de yapılabilir Cumhur İttifakı'ndan. Yani bunu böyle hani böyle bir şey sanki olabilemez falan olur mu? Türkiye İttifakı meselesi lafı kimden çıktı ilk? Ne demekti? Ya da bugüne kadar işte masa kurulsun, etrafında oturalım denildiğinde ben mesela Cumhurbaşkanı'ndan çok sert bir yanıt hiç duymadım. Yani Türkiye İttifakı önerisinin bir başka formülü bu aslında muhalefetin. Şimdi muhalefetin, yani şu anki muhalefetin önerdiği şey, evet, Büyük Türkiye İttifakı. Bunun içinde muhafazakarı da var, milliyetçisi de var, efendim Kürt hareketi de var, sosyal demokratı da var, Atatürkçüsü de var. Bir büyük konsensus bu. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu değil mi? Yani bunu niye eleştirelim ki? Bunu kim yaparsa niye eleştirelim? Sadece Millet İttifakı niye değil. Niye eleştirmeyelim, anlamadım ben. Hayır, ben, bu da benim fikrim canım. Yani niye eleştireyim ki? Ben böyle bir yapıyı niye eleştireyim? Yani içinde Türkiye'yi tamam, bir araya getireyim. O zaman niye eleştirmeyelim diyorsunuz ki? Ya niye eleştireyim diyorum Nasuh Bey. Siz eleştirin. Ben niye ben eleştireyim, size eleştirin diyorum demiyorum. Yani. Niye eleştirelim? Ben eleştirmem. Ben eleştirmem. Nasuh Bey, ben bunu niye eleştirelim demedi Elif Hanım? Niye eleştireyim ben ki? Nasuh Bey, ben sizin eleştirinize de karışmam, yorumunuza da karışmam. İstediğiniz gibi yorum yapın. Karşı bir görüşüm varsa söylerim. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben Cumhur İttifakı'ndan da bu teklif gelse eleştirmem. Çünkü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey daha da daralmış bir yapı içerisinde
Yani neredeyse böyle bir çelik çekirdeğe kadar inmiş bir yapı içerisinde yönetilen Türkiye değildir. Türkiye'nin ihtiyacı daha kapsamlı, daha büyük, toplumun bütününü kapsayan bir yönetim şeklidir. Ben bunu zaten savunuyorum. Dolayısıyla ben bunu Cumhur İttifakı da böyle bir öneriyle geldiği vakitlerde ya da Türkiye İttifakı dediği zamanlarda eleştirmedim. Yani kendi iç tutarlılığımdan bahsediyorum. Dileyen herkes eleştirebilir. Bazen bazıları sadece Millet İttifakı bu tür şeyler söylediğini eleştiriyor. Cumhur İttifakı söylediğini eleştirmiyor. Çeşit çeşit görüşler var. Ben böyle bir yapıyı her iki taraftan da gelse eleştirmem. Bu bir, yani bu konuyla ilgili. İkincisi CHP'nin hak ve özgürlükler konusundaki karnesi meselesi. Yani bunu belki 10 sene evvel söylemiş olsanız hani makul, evet, o içinden çıkıldığı dönemde başka çağrışımlar yapılıp hani anlayışla karşılanabilirdi. Ama Türkiye'de son 10 yılda çok şey değişti. Yani CHP'nin bu konuda karnesi çok kötü demiştiniz. Hatta 20 yılda, yani 10 yılda değil aslında. Yani 20 yıllık bir süreç var. Bunun 10 yılı, son 10 yılında çok şey değişti. Çünkü artık hak ve özgürlükler konusunda karnesi zayıf olan taraf AK Parti olmaya başladı. Peki size göre bu son 10 yılda muhafazakar kesimin CHP gelirse biz kazanımları kaybederiz korkusu geçti mi, geçmedi mi? Geçti elbette, geçmez mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu bunun üzerine olağanüstü bir gayret sarf etti. Yani ya parti içinde Atatürkçüler bizim yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu siyasetine yönelik itiraz ediyor. Ya da emniyet subabı olarak Temel Bey de kabinede yer alıyor. Emniyet subabı olarak göstermiyor canım, olur mu? Onlar da onların temsil ettiği muhafazakar kesime diyor ki sizi temsil eden, yani neticede eğri oturalım doğru konuşalım. Aldıkları oy %1, %2, %3. Yani şu an bahsettik şey, ama temsil ettikleri irade çok daha fazlası. Dolayısıyla orada aslında kendisidir bunun garantisi. Ama sen hani son 10 yıla, 15 yıla bu yönetime rağmen, benim bu çabalarıma rağmen hala bana güvenmediğin unsurlar varsa, bak burada da bu parti temsilcileri var diyor. Yoksa şunu söyleyeyim, bakın biz burada birçok şeyi tartışıyoruz, konuşuyoruz ama bu kanaat önderleri, özellikle muhafazakar kesimin kanaat önderleri Sayın Kılıçdaroğlu'yla iletişim halindeler ve kendisi de zaten daha bugün yayınlanan bir belgeselde bunu beyan ettiği için burada söylüyorum. Ve çok rahat iletişim kuruyorlar, görüşüyorlar, hayata bakış açılarını, beklentilerini dile getiriyorlar ve bu bir günlük bir iş değil. 15 yıldır süregelen bir iş. Dolayısıyla peki, aslında o insanlar biliyor Sayın Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde temel hak ve hürriyetler konusunda böyle çok antidemokratik uygulamalar olacak. Öyle bir şey olmayacağını biliyorlar. Şöyle diyor Sayın 2019'da Kılıçdaroğlu. 2019'da en çok oyu muhafazakar mahallelerde aldık. Böyle yani, bir iddianız da var. İddia değil, yerel seçim. İstanbul'da mı öyle? Tabii İstanbul. Ama şunu söyleyeyim, Ankara, yani AK Adana, Parti Mersin, bu argümanı Bursa, kullanacak, yani CHP örneğin, işte CHP zihniyeti diyecek. Hatta bu kendi ilçelerimizde beklediğimiz oyu alamadık. Yani, yani. Bu argümanı AK Parti kullanacak elbette. Başka ne argüman kaldı ki zaten? Yani bunu kullanacak tabii ki. Ben bunu anlıyorum da, yani bu argümanın kullanılması. Ama sahaya indiğiniz vakit, yani muhafazakar kesime indiğiniz vakit insanların eski bakış açısının kalmadığını ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte böyle bir büyük yapının, böyle bir büyük konsensusun Türkiye'yi çok rahatlıkla demokratik bir şekilde yönetebileceğine inanıyorlar. Yani sahaya indiğinizde bunu görüyorsunuz. Nagihan Hatun'un bir itirazı vardı. Neydi itirazınız? Böyle mi algılıyor AK Parti seçmeni ya da muhafazakar seçmen Kılıçdaroğlu'nun bu geniş tabanlı muhalefet liderlerinden oluşan hükümetini kurabilirlerse AK Parti seçmeninden ya da muhafazakar seçmenden de hedefledikleri oy alabilirler mi? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun son derece tecrübeli, soğukkanlı ve akılcı bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kendisi de aslında kabul ediyorum CHP'nin başına geçtikten sonra, geçtiği günden itibaren ciddi bir mücadele vererek partisini dönüştürmek istedi ve birçok adım attı. Peki bu adımlar toplumda yaygın olan CHP zihniyeti, biraz önce Elfin Hanım bir belgesele atıf yaptı. 140 Jurnos biraz önce
bundan yarım saat kadar önce, bir saat kadar önce CHP zihniyeti başlığıyla bir belgesel yayınladı. Daha yeni yayınlandı. Orada Kemal Bey'le de uzun uzun konuşuyorlar. CHP zihniyeti yabana atılacak bir şey değildir. Bir, yani üst başlık olarak söylüyorum. Bakın bugün Tayyip Erdoğan'ın çok dindar kesimde hala bütün bu ekonomik problemleri ve bahsettiğiniz problemlere rağmen yüzde en az 35 CHP'ye yakın anket şirketlerinde dahi görünen kemik oyunun olması, Kemal Bey'in bütün çabalarına rağmen kendisinin de gördüğü toplumdaki CHP zihniyetin hala var olmasından kaynaklanıyor. Yani aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na kalsa, tek başına o CHP olsa, yani Tayyip Erdoğan ve AK Parti arasındaki ilişki Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP arasında olsa, ben de Sayın Kılıçdaroğlu'na güveniyorum. Dindarlarla ilgili, dindar kesimle ilgili onların haklarını gasp edecek herhangi bir adım atmayacağına. Peki o belgeselden çıkan bir sonuç var mı? Yani o CHP zihniyeti dediğimiz muhafazakarların CHP'ye koydukları mesafeyi artık açtıklarına ilişkin bir sonuçta çıkıyor mu? Şimdi bakın, elbette ki belli bir yol alındı son dönemlerde. Ben de tam izlemedim ama. Son dönemlerde yani. Kemal Bey'in attığı adımlarla, işte CHP'nin çıkışlarıyla o algı önemli oranda kırıldı. Bir kere her şeyden önce başörtüsü yasağı Tayyip Erdoğan'ın iktidarlığında tamamen kalktı. Yani bırakın kamuda çalışmayı, üniversite öğrencileri giremiyordu. Yani bu ülkede cumhurbaşkanını seçtirmediler eşi başörtülü diye. Bütün bu krizler toplumda çok ciddi sinir uçlarına dokunuyor. Bunlar bugünden yarına yok olabilecek algılar değildir. Çok kuvvetli. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun en fazla, yani iktidardan fazla bu zihniyeti, bu algıyı yıkmak için çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Ama bu algının da tam olarak yıkılmadığını deneyimli bir siyasetçi olarak görüyor. Yıkıldı Kemal, diyor Elfin Hanım. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Bakın, yıkıldı çünkü neden artık başörtülü, başı açık değil. AK Parti'ye yakın muhafazakar olmayan var. Öyle ben, artık eskisi gibi değil. Şimdi, yani belirli bir seçkin sınıf var. O da AK Parti'ye yakın olmak. Bunu en çok da başörtülüler, muhafazakar kesim peki, yaşıyor şu anda. Ben bir müsaade edin, bitireyim. Son seçimde müsaade edin, ben bir bitireyim. 4 ilçeyi söyleyeyim. Yani AK Parti'nin en güçlü olduğu, bunlara, muhafazakarların en güçlü olduğu 4 ilçeye bakın. Gürsel yani Bey, ben muhafazakarlardan CHP, eskisi gibi CHP'ye bütün muhafazakar, daha doğrusu muhafazakar kesin önemli bir kısmı çok ciddi mesafeli demiyorum ama toplumun içinde yine de hala çok güçlü bir şekilde bu algı var. Bu algı olduğu için Sayın Kılıçdaroğlu kabinede başka isim zikretmiyor bakın. Temel Bey'den bahsediyor. Saadet Partisi'ni garanti olarak şöyle diyor. Herkes rahat olsun. Bizim ittifakımızda Cumhuriyet Halk Partisi var, herkesin güvencesi de Arnavutköy'de de bu güvencenin yanında Temel Bey olacak. Bu güvencenin yanında İyi Parti ve Meral Hanım da olacak. Tamam, bu peki, güvencenin yanında Demokrat Parti de olacak. Doğru. Eğer doğru, ittifak büyürse Ali Babacan olacak, Sayın Davutoğlu tamam, doğru, olacak. Evet. Ama yani sonuçta Temel Bey'den özellikle ilk başta doğru, bahsediyor. Referans şimdi veriyor. Dolayısıyla yani böyle bir biz aslında bütün bu partilerin temsil ettikleriyle iktidara geleceğiz mesajı vermeye çalışıyor. Ancak burada benim kafamda bir iki soru var. O da şu. Şimdi siyaset bazen 1+1 100'dür, bazen 1+1 0'dır. Yani bu kadar kağıt üzerinde hesapla gidilemez. Kulağa hoş gelse de pratikte kafamda şu sorular var. Bir, seçime gidilirken seçimden çıkılırsa hükümet şunlardan şunlardan şu pozisyonlarda olacak bunlar diye anons edilerek mi gidilecek? Şimdi bu hiç kolay bir şey değil. Türkiye'de herkesten oluşan bir hükümet kuruyoruz. Şimdi en kritik bakanlıklar hangi partiye gidecek? İçişleri mi? Dışişleri? Cumhurbaşkanlığı yardımcı? Bir de yan bakanlıklar var. Şimdi daha kurulmadan kıyamet kopar bu bir. İkincisi beş benzemezler. Yani İyi Parti dışişlerini alırsa bambaşka bir şey. CHP dışişlerini alırsa bambaşka. DEVA alırsa bambaşka. Çıkacak sonuçlar farklıdır. Yani sonuçları bırakın. Şimdi baştan koalisyonların zayıflığı budur. Anlaşamama olasılığıdır. Şimdi bu kadar birbirine benzemeyen partilerle hükümet kurarsanız bu ne kadar uzun ömürlü olabilir? HDP meselesi çok önemli. Dursun Çiçek orada bazı isimlere bakanlık da verebiliriz demiş. Evet. Bu evet, zimnen. Hayır, ben hayır demiyorum. Bu zimnen HDP, Millet İttifakı'nın içine mi dışına mı bu iktidar cephesinde yine tartışmaları beraberinde getirecek. Kaldı ki seçime gitmeden önce kabine açıklanacaksa HDP'li isimler o kabinenin içinde açıklanacak mı? Açıklanmayacak mı? Başka bir mesele. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yaparken diğer parti liderleriyle görüştü mü? Yani herkes aynı noktada mı? Bu plan üzerinden mi gidiliyor? Şimdi hiçbir şey bilmiyoruz.
Dolayısıyla burada ama ilk netlik kez kazanmamış. En azından kendisinin zihnindekinin işaretini verdi. Evet ama yani burada acaba anlaşılmış mı? Yani Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde birlikte bir iftar açmışlardı. Yemek yediler. Orada acaba bu konuşuldu mu? Yoksa yani aslında Millet İttifakı'ndan çok sık birçok açıklama yapılıyor. Ama bunların hangisi hakikaten üzerinde çalışılmış bir plana işaret ediyor? Ben aralarında bir koordinasyon olduğunu hissediyorum gazeteci olarak ama var mı? Şunu söyleyeyim. Çünkü bazı krizlere verdikleri yanıtlar o kadar ortaklaştı ki artık. Ben aralarında böyle bir ciddi bir iletişim olduğunu ama şimdi Deva ile gelecek içinde değiller. 6 tane farklı ideolojik yapıda olan bir siyasi parti. Çok kolay değil. Tabii ki öyle bugünden yarına işte bütün ama son 2 yıldır siyasi parti liderlerin müzakereleri sonuçta belli bir noktaya gelmiş ve Sayın Genel Başkanımız da Sayın Akşener de benzer cümleler kullanarak ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bunu somutlaşmış bir halini göreceksiniz. Peki. Yani Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Tabii tartışılabilir, konuşulabilir, müzakere edilebilir. Bu kadar farklı siyasal yapıların bir arada olması Türkiye açısından büyük bir kazanım. Ama tabii çok soru var. Kazanım yani, mı olur? Oy oranına yoksa göre mi kritik bakanlıklar gidecek? Nasıl olacak? Şöyle, yani bu arada bakanlık diyoruz ama ben programın başında demiştim ki hepsi başkan yardımcısı olamaz. Sayın İbrahim Kaboğlu bana mesaj atmış. Bunun önünde hiçbir engel yok. Hepsi başkan yardımcısı tabii olabilir. Anayasal bir engel yok diyor. Sayı sınırı yok. Dolayısıyla 5 başkan yardımcılı bir modelle mi ya da 6 başkan yardımcılı bir modelle mi çıkacaklar karşımıza? Gürkan Zengin, böyle bir tablo çıkarsa muhalefet liderleri dizilmiş karşımıza. Şu cumhurbaşkanı, şunlar da başkan yardımcıları, biz hep birlikte yöneteceğiz. Bu Gürsel Tekin'in dediği gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan şey mi? Nagihan Alçın dediği gibi yönetmesi zor, hatta eski dengesiz koalisyonları hatırlatan zayıf bir model olarak mı karşılaşıyor? Bir kere bu sondan başlayayım. Bu Alaturka, Türk tipi, çarpık başkanlık sistemi uygulaması işte bugün Kemal Bey'in böyle rahatça başkan yardımcılıklarını dağıtabildiği bir sistemi öngörüyor. İstediğiniz kadar anayasada bir hüküm yok. Başkan yardımcısı bir tane olur. İki tane olur falan ama seçilmemiş başkan yardımcılığı bir de ayrı bir problem. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da başkana bir şey olduğunda Türkiye'yi seçilmemiş bir atanmış birisi yönetecek gibi bir garabet durum var. Hadi onu da geçtim. Kaç başkan yardımcısı olacağı anayasaya yazılmamış falan. İşte bugün de Kemal Bey bunu gayet güzel hepsine birer başkan yardımcılığı dağıtırım diyor. Der. Bakanlık mı dağıtır başkan yardımcılığı? Başkan yardımcılığı. Başkan yardımcılığı mümkün. Yani Sayın Kaboğlu'nun dediği şey doğru. Anayasada şu sayıda olur değil mi? O zaman bakanlar kim olacak? Hangi partiden olacak? O da ayrı bir mevzu. Seçildikten sonra yardımcılığı. Kemal Bey'in tarifi bu mevcut sistemi devam ettirelim değil. Tabii canım. Tabii orası öyle. Orası öyle. Geçiş hükümeti düşünüyorum. İlmi Özkök'ün eski Genelkurmay Başkanı'nın bir vesileyle söylediği bir söz vardı. Kasaptaki ete soğan doğramam demişti. Şimdi Kemal Bey kasaptaki ete soğan doğuruyor. Büyük o imkan var. Doğuruyor. İşte seçiliriz, seçileceğiz, geleceğiz. Hepimiz işte başkan yardımcılıklarını paylaşacağız. Bakanlıklar olabilir. Böyle bir resim. Şimdi bir kere seçim nasıl olacak yani? Erken seçime götürme inisiyatifi muhalefet blokunda değil, iktidar blokunda. Onlar ne zaman istiyorsa o zaman seçim olacak. Peki 2023'te böyle giderlerse? 2023 olur. 2023. Eğer erken seçim olmazsa 2023 ile ilgili benim başka bir kanaatim vardı. 2023. Nedir o kanaat? Yani şimdi 2023 eğer erken seçim olmaz da 2023'te olursa AK Parti'nin ben 2023'e bir sürü proje biriktirdiğini düşünüyorum. Daha yani açıklamadıkları projeler. Aslında biteceği bilinen projeler. Bakın bir sürü şey. Çanakkale Köprüsü 2023'te açılacak. İşte Şampiyonlar Ligi şimdi eklendi buna. İstanbul'da yapılacak 2023'te. Belki Ankara İstanbul Otobanı 2023'te bitecek. Bir sürü şeyi 2023. Yani 2023'ün Haziran ayına kadar bir resim verilecek Türkiye'ye. Şimdi bu ayrı bir konu. 2023'e, tamam. Birazdan erken seçim konuşacağız zaten. Erken seçim meselesi. Tamam. Erken seçim inisiyatifi bir kere muhalefettedir. Birinci bilmemiz gereken şey bu. İkincisi, efendim biz iktidara geleceğiz. Yani Millet İttifakı 50+1'i bulabilir mi? Bulabilir. İhtimal dahilinde. Başkanı seçtirebilirler mi? Yani kendi isimlerini seçtirebilirler. Mümkündür. Fakat siyasetçilerin gayet iyi bildiği, Ankara'daki herkesin gayet iyi bildiği ama büyük kitlelerin çok farkında olmadığı bir gerçek. Başkanlık sistemi denilen bu garabet, bana göre ucube sistemi değiştirebilmek için
bu seçimde %56 gibi bir oy almaları. %56, kimi anketler, doğru, kimi yorumculara göre %57. Doğru mu Gürsel Bey? Doğru. %50+1 değil. Ya 400 sayı ya da 360. 360'a. Hem de böyle referandum sayısına ulaşabilmek için bile %56'yı almaları gerekiyor. Yani bu şu demek. Hani alabilirler mi? Hem bir ihtimaldir. Ama hani biz %50+1'i konuşurken 52, 53, 54, 5, 56. Bu şu demek. Millet İttifakı seçimi kazanıp bir başkan, cumhurbaşkanı seçtirebilmiş olsa bile o kişi Türkiye'yi bugün Erdoğan'ın yetkileriyle yönetecek. Bir kere bunu bilelim. Bu bizi, bu veri de, bu ikinci veri bu. Bu veri de bizi bu işte bu konuşmaların asıl ne diyelim turnusol kağıdına, asıl böyle hani derler ya zurnanın zırt dediği yere getiriyor. Adaylık. Kim aday olacak? Böyle hep beraber diziliyoruz başkan yardım. Başkan kim olacak? Başkan kadar güçlü yetkilere sahip biri oldu ki bu yeni sistemde. Kim olacak? Peki. Çünkü o kim olacaksa bu yetkilerle Türkiye'yi yönetecek ve partisinin potansiyel genel başkanı artık odur. Yani orada seçilmiş bir başkan varken %50+1'i almış bir başkan mesela CHP'den. Kemal Bey'in dışındaysa birisi bu aday. Kemal Bey değil de birisi ise bu. O kişinin artık Kemal Bey'in altında olduğunu söylemek, o kişinin dili CHP'nin dilidir. O kişinin programı CHP'nin programıdır. Konu kapanmıştır. Peki adaylığa böyle bakmak lazım. Bir dakika. O zaman gelin açalım. Bir sonraki sorumu da masaya koyayım, hep birlikte konuşalım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir yandan böyle bir liderler hükümetine işaret ederken bir de son haftalarda, geçen hafta da söylemiştim bunu, Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali giderek böyle bir ısınmaya başladı. Bunu çeşitlendirebiliriz. İşte bizim yayında CHP Genel Başkan Yardımcısı, ismini bir an unuttum, Oğuz Kansalıcı, bizim doğal adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Zaten ittifakı bir araya getiren isim o dedi. Ondan sonra partiden çeşitli isimler bunu dillendirmeye başladı. Kemal Bey sorulduğunda artık ittifak isterse neden olmasın diyor. Bayram arefesinde patatesli börekler paylaşıyor. Evet. Efendim videolar çekiyor. İşte o belgeselde konuşmasından bahsetti. Yani o CHP zihniyeti. Dolayısıyla biz bir yandan da yoğun bir biçimde Kılıçdaroğlu isminin bir şekilde daha öne çıktığını da görüyoruz. O bu formüle göre bütün nasıl olsa liderler burada, kimin adayı olacağı o kadar önemli değil. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu da olabilir der mi muhalefet ve CHP? Kemal Bey'in aday olma ihtimali %0 gibi bir şey. Ben mesela size Kemal Bey, katılmıyorum. 2014'te neden aday olmadı da gidip Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdi? Abi. Kemal Bey 2018'de neden aday olmadı da gidip Abdullah Gül'ün adaylığına evet dedi? Abdullah Gül'ün adaylığına evet dedi. Ama o ikisi dedi. Çatı adaydı Gürkan. Hem bir dakika. Çatı aday. Birinde İYİ Parti ile birinde devlet. Bakın Kemal Bey Türkiye'nin siyasi gerçeklerinden pek çok CHP'liden daha fazla. Kendi partisinin adayı olursa olur zaten. Yani Kemal Bey Türkiye'nin siyasi gerçeklerini pek çok CHP'liden daha fazla biliyor. Katılıyorum. Kemal Bey her şeyin farkında. Erdoğan karşısında 2014'te de, 2018'de de, 2023'te de orada yapılacaksa seçim kazanamayacağını bir sürü CHP'li de biliyor. Siz bir sürü böyle CHP'li bir iddiada bulunuyorsunuz ama mesela geçen hafta, ben iki gün önce... Tamam. Etmek zorundasınız zaten. 2-3 gün önce Cumhuriyet Gazetesi bir manşet attı. Çok da konuşuldu hatırlarsanız. Evet. Manşette İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına artık yeşil ışık yaktığı iddia ediliyordu. HDP'nin içinde olmaması şartıyla... Hemen altında da bir anket yayınlanmıştı. Galiba Gezici'nin anketiydi. Tabii. Kılıçdaroğlu'nun oyunun Erdoğan'dan daha yüksek olduğu iddiasındaydı anket. Ben de o haber üzerine, Cumhuriyet Gazetesi'nin o haberi üzerine sakın tam tersi olmasın diye bir tweet paylaştım. Yani Kemal Bey Meral Akşener'in adaylığına yeşil ışık yakmış olmasın diye sordum. Taktik çünkü, mi bütün bunlar? Çünkü yani bu çok daha gerçekçi, çok daha ayakları yere basan bir siyasi analizdir. Bu zaten 2014-2018'de Kemal Bey'in adaylığa cesaret edememesi de bize bunu gösteriyor. Ben buna hiç katılmıyorum. Ekmelettin İhsanoğlu gibi sağdan gelen bir aday. Ekmelettin İhsanoğlu gibi sağdan gelen bir aday. Abdullah Gül gibi AK Parti'nin yani Cumhurbaşkanı olmuş birini aday gösteriyor. Bu seçimde tahminimi söylüyorum. Kemal Bey'in bugünkü resme baktığımda söylüyorum. Yanılabilirim ama bugünkü resimde gördüğüm Kemal Bey'in 2023 adayı Meral Akşener'dir.
Peki hemen tartışalım. Benim itirazım var dedi. Şimdi şöyle, Millet İttifakı kendi içerisinde Sayın Meral Akşener'i de aday çıkarabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da aday çıkarabilir. Şüphesiz. Ya da bir başka kişiyi de çıkarabilir. Yani bunu ben daha evvel de yine sizin programınıza söylemiştim. Ben böyle çok kesin hükümlerle konuşmam. Yani kesin olarak Meral Akşener'di falan demem. Süreç içerisinde takip ederler, bakarlar, karar verirler. Olabilir mi? Olabilir. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik, yani katiyen kazanamaz, katiyen başarılı olamaz, efendim bu lafları da hiç doğru bulmuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün aday çıksın, yani ben adayım desin, herkes kendi partisinin adayı olsun, en yakın adaya 4 kat fazla oy alır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun cebindeki sosyolojiyi çok küçümsüyorlar. 4 kat fazla. Tabii canım, ne münasebet. Yani bir kere evet, en yakınına 4 kat. Bir öncesini düşünün yani. Sayın Muharrem İnce kaç almıştı? 30. Matematiğe vuralım. 30 küsur. 31 mi aldı? 30 mu aldı? Hemen arkasından gelen, yani ben Cumhur İttifakı'nı söylemiyorum. Şeyi söylüyorum yani, Millet İttifakı'nın içinden diyorum. Hani tamam. İkinci tura kim kalır? Hemen arkasından gelen kaç almıştı? Hemen arkasından gelen Millet İttifakı'ndan 7,5 almıştı. 7,5 aldı. Hayır, şey de öyle aldı. Demirtaş da öyle aldı. Demirtaş, hepsi kendi partisinden 3'er puan aldı. Düşük aldılar. 37,5'un kaç katı? Arada 3 kat, 4 kat. 3 kat değil mi şimdi bu? Ha, girsin Kemal Kılıçdaroğlu. Olabilir. Bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu girsin aynı yarışa. Muharrem İnce HDP'den 3 almadı mı? Selahattin Demirtaş'ı 7,5'a düşürmedi mi partisi 11 iken? Doğru. Kılıçdaroğlu kaç alır, hiç hesap ettiniz mi HDP'de? Muharrem İnce'den daha yüksek oy alır diyorsunuz Kılıçdaroğlu. Ya ben size matematiğinizi somutlaştırmaya çalışıyorum. Ben bakın şimdi, herkes kendi adayını çıkar. Cumhur İttifakı'nın hesaba katmıyoruz. Herkes kendi adayını çıkardı ve muhalefet cephesindeki duruma bakıyoruz. 2018'de tablo ortada. En yüksek oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı almıştı Muharrem İnce. Ben diyorum ki şimdi aynı koşullarda herkes aday çıksın. Sayın Kılıçdaroğlu aynı koşullarda 35 alır diyorum. Belki daha fazla alır. Çünkü HDP, yani o zamanlar Selahattin Demirtaş adaydı. Şimdi aday olabilecek mi bilemiyorum, yani öyle bir siyasi şeyi de var herhalde. HDP eğer iddialı bir isim çıkarmazsa Kılıçdaroğlu daha da yüksek alır diyorsunuz. İddialı isim çıktığında Muharrem İnce 3 puan aldı ya orada. Peki Kılıçdaroğlu mu böyle alır? Muharrem İnce Meral Akşener'den de puan aldı. Benim bir sorum var. De puan aldı. Sayın Kılıçdaroğlu benim kendi tabanı var. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı var. Peki CHP tabanında İmamoğlu yavaş beklentisi nedeniyle Kılıçdaroğlu'na kızıp oy vermeyen partinin genel başkanı adayım dedikten sonra, Kübra Hanım bakın, partinin genel başkanı adayım dedikten sonra akan sular durur. Oradaki kayıp, gözünde de durur. Oradaki mu? Kayıp çok çok az olur. Şimdi bakın, Muharrem İnce'nin en büyük argümanı ne? Bakın Muharrem İnce'nin en büyük argümanı ne? Diyor ki aday olmuyorsun diyor. Aday olduğu vakit argüman mı kalır ortada? Muharrem İnce'nin de argümanlarını çürütür. Ama olur mu şimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı aday oluyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ön seçime girdi İzmir'de. Kaça katladı en yakınındakine? Herkes gidip blok verdi. Böyle bir şey olmaz çünkü partinin genel başkanı çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmende de ben partinin genel başkanı... Olabilir. %1-2. Kemal Hadi Bey, hayır, bir cümle. Hayır, tamam. Bir dakika, tamam, ben herkesin itirazı ya da şey katıldığı noktalar tek tek ama öbür taraftan alacağı oylar, Kılıçdaroğlu'nun hitap edeceği sosyoloji filan, böyle küçümsendiği şimdi, gibi. Bunu bakın, Meral Hanım bunu okur. Meral Akşener bunu okur, bilir yani. Dolayısıyla... Yani Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun kendisinden daha fazla oy alabileceğini düşünüyor. Eğer ki hepsi çıkarsa, kendi partisinin adayı çıkarsa. Peki, ama ben müsaade eder misiniz? Bir şey soracağım. Şimdi buradaki temel soru şu benim anlamadığım. CHP'nin içinden bir aday çıkarsa mı, yoksa CHP'nin içinden özellikle Sayın Kılıçdaroğlu çıkarsa mı? Yani çünkü burada partilerin oranlarına göre tabii ki CHP'nin diğer partiler seçime giderken bir dakika bir bitireyim. Şimdi partilerin zaten belli bir oy oranları var. Dolayısıyla her parti kendi adayını çıkaracaksa CHP elbette ki diğer muhalefet partilerine önemli
önemli bir fark atıyor. Ama onun dışında tamam zaten partinin tabanı ortada. Ben onu açıkladım. Anlayamadım. Hayır. Yani biz zannettim ki ben hani tek aday çıkıyor Tayyip Erdoğan karşısında. Yok. Kılıçdaroğlu dört kat oluyor. Ben de öyle anlaşıldım. Şimdi ama bir de şu var yani yapılan anketlerde hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alıyor görünüyor. İşte tabanlı bir dakika Erdoğan'ın karşısında daha fazla oy alıyor görünüyor değil mi? Yani tabii. İkisi karşılaştırınca. Şimdi evet. Biz başka bir şey konuşalım. Tamam biz ama ben de diyorum her partinin ki, adayı çıktı. Tamam ben de CHP'nin adayı olarak çıksalar farklı mı olur yani? Her partinin adayını çıkarsa. 2014 sürecini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı hazırdır diyen kişiyim benim. Ya bir şey... Peki. Öğrenecekseniz ben anlatayım. Tabii doğru buyurun. 2014 konusunda Sayın Genel Başkan'a haksızlık yapılıyor. Arın acele bir seçim oldu ve doğal olarak da ittifakla aday çıkarıyorsunuz. Ben o dönem sürecin tamamen içinde olan Sayın Ekmelettin İhsanoğlu haklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebi olunca Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul etti. Sanki o dönem her siyasi parti kendi adayını çıkaracakmış gibi olsaydı tabii ki genel başkan olurdu. 2018'de de Sayın Genel Başkanımızın çok ciddi uğraşları oldu. Yani tek CHP içine sinmeyerek mi kabul etti adaylığı? Hayır sindi. Niye sinmedi? Oyunu da verdi. Cumhuriyet Halk Partisi aslanlar gibi de çalıştı. Sinmemiş diye bir şey yok. Ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle kadrolarıyla da çok ciddi de uğraş verdi. Yani onu hepimiz de biliyoruz. Ama sonuç alınamayabilir. O başka bir hikaye. Şimdi önümüzdeki 2018'de ne oldu? Efendim? 2018'de ne oldu? 2018'de de aslında yine Sayın Genel Başkan'ın bütün çabası bir tek aday, bir uzlaşma üzerine hesaplanıyordu ama... Yani Abdullah Gül'ün adaylığı. Hayır Abdullah Gül, ben hiç vallahi Abdullah Gül'ü televizyonlarda, gazetelerde duyuyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar... içinde olan bir siyasetçi olarak partinin genel merkezinde Sayın Gül'le ilgili ya bizim adayımızdır, adayımız olabilir cümlesini hiç duymuş değilim. Ama her gün sizin televizyonlarınızda, gazetelerde okuyunca ben de inanır vaziyete geldim. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Nasıl yani Abdullah Gül'ün adaylığında CHP yok öyle mi? Efendim bakın bunu samimi olarak söylüyorum. Yani 2018... O zaman çıksın Kemal Bey söylesin. 2018 yani Kemal Bey döneminde... istemiyor muydu? Ama tam da onun istediği bir şeydi. Efendim yani Kemal ortak Bey aday... ben bilmiyorum. En azından ben bilmiyorum. Ha. Yani partinin bilmiyorum genel olabilir merkezinde konuşulmuş, evet ama olabilir olasılığı CHP kurmayları bilmiyordu öyle mi? Şimdi yeni bir süreçteyiz. Son iki yıldır Millet İttifakı enfekte olsun diye olağanüstü bir çaba sarf ediliyor. Yani sanki bir Siyam ikizleriyiz gibi. Tabii ki farklı siyasi partileriz, farklı programlarımız var, farklı eksenlerde duruyoruz. Ama bir arada duruşumuzun temel nedeni mevcut sistemle ilgili. Bütün siyasi partiler bunu çok açık ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte Sayın Genel Başkanımızın gördüğüm kadarıyla bütün çabası bir tek adayla çıkmak. Şimdi benim üzüldüğüm, yani yıllardır siyasetin içindeyim, hem Nagihan Hanım'ın hem Gürkan'ın söylediği şey, gerçekten çok üzülüyorum. Yani Sayın Erdoğan karşısında niye olmasın? Ya sosyolojik olarak bu böyle bu çok incitici cümlelerdir. Peki neden Kemal Bey? Yanlış anlaşma olmasın. Hiçbir şekilde ben efendim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani kendine güvenmediği yani, o yüzden aday olmadı. Bunlara hiçbir şekilde katılmıyorum. Ben bakın, Kemal Bey'in kafasındaki bir yanlış tarif profilin üzerine siyaseten hayır eleştirebilirsiniz. Gürsel Bey bir şey soracağım size. Bir dakika. Şimdi biz ne kadar zamandır sizinle tanışıyoruz? Siz tabii ki CHP'nin önemli bir ismi olarak Kemal Bey'le ilgili bu çerçevede konuşuyorsunuz. Ben diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu egosunu arka plana atabilmiş bir siyasetçi. Bu evet önemli bir erdemdir. Ve dolayısıyla kafasındaki ideal aday kendisi değil. Ha, olabilir. Yani aday olabilir 2023. Ve siyaseti doğru ama okuyor. Ama aklı doğru okuyor. Aklında ben ne yani gönlünde yatan aslan kendisi yani değil gördüğümüz kadarıyla. Bakın Abdullah Gül profili öncesindeki yani bir aslında sağ seçmene de sıcak gelebilecek bir ortak aday fikri yatıyor. Bunu hayata geçiremedi. Bu defa da belki geçiremeyecek. Yoksa kendine güvenmiyor değil. Yani bence kendini iyi tanıyor. Türkiye sosyolojisini de iyi tanıyor. Biraz önce dediniz ya Türkiye sosyolojisi cebinde. Doğru. Sosyolojiyi bence iyi okuyor.
Hangi o yüzden kesim, de farklı bir profili arıyor. Hangi kesimi küstürür Sayın Kılıçdaroğlu? Şimdi bir de Kılıçdaroğlu, bir de şöyle bir şey yok yani. Mesela Millet İttifakı mevcut yapı gibi bir yapı hayal etmiyor. Çok güçlü, çok kudretli, kudretinden kapıları titretecek bir cumhurbaşkanı. Hayır, böyle bir şey plan, yani kafalarında böyle bir Türkiye tahayyülü yok. Birlikte çalışabilen, efendim daha sembolik bir cumhurbaşkanı, altında başbakan... Yani aslında güçlendirilmiş hazırlamış oldukları anayasada da zaten yönelik çok açık aday tarif düşünüyorlar. Yani. Yani siz mevcut sisteme göre düşün. Hani Erdoğan'ın karşısına çıkabilir mi? Ama mevcut sisteme göre bir şey hayal etmiyorlar. Böyle bir zaten Erdoğan'la aynı kimlikle, aynı karakterle yarışacak bir arayışları da yok. Bakın ben bunu da okuyabiliyorum. Bundan kastınız ne? Yani böyle hani tek başına yönetecek bir şey karakter, baskın, güçlü bir karakter. Böyle bir arayışları da yok. Peki böyle bu avantaj mı dezavantaj mı seçmen gözünde? Her kesimden insanla uzlaşı içinde olacak, farklı görüşleri çatısı altında bulunduracak filan. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden hayal ettikleri bu ve bunu öğrendiler. Yani bunu bu öğrendiler derken hani öğrenen örgüt organizasyon perspektifinden söylüyorum. Bunu daha tam olarak Türkiye siyaseti bilmiyordu. Kendinden çok farklı düşünen siyasi kesimlerle bir araya gelmeyi. Ama öğrendiler. Referandumla öğrendiler. 2018'de öğrendiler. Dolayısıyla şimdi yapabilirler. Peki. Şimdi yapılacak şey de öyle 90'lardaki koalisyona falan benzemez. Benzemez. Son 20 yılda, o koalisyonları hatırlatmaz mı seçmeni? 20 yıl Kübra Hanım, 20 yıl. 20 yılda bu siyasi partiler çok şey öğrendi. Yapılar da öğrendi, yani örgütler de mesela öğrendi. Mesela Nagihan Alçı diyor ki böyle bir şeyin istikrar sorunu olabilir. Eski koalisyonları hatırlatabilir. Bakın kaç seçimdir birlikte giriyorlar. Şimdi 2018'de 2021 arasındaki istikrara bakalım. Bu billboardları bir şöyle bir gözünüzün önüne getirin. 2018'de dolar düşecek, işsizlik bitecek, sefalet olmayacak, özgürlük olacak, parlamento güçlü parlamento olacak... Vesayet sistemi bitecek. Bunların içinde bir tane hangisi oldu bana bir söyler misiniz? Yani taahhüt etmiş olduğunuz milletin evet ya ben bile baktığımda bir cennet vaat ediliyordu. O vaat edilen cennetin içinde hangisi hayata geçti? Ne oldu mesela bütün bu tek başına bu kadar güce rağmen niçin bunlar gerçekleşmedi? Zaten bunlar gerçekleşmiş olsaydı belki biz bugün bunu konuşmamış olacaktık. Ama mevcut durumda evet, yönetilemezlik yok. Kötü yönetim var diyebilirsiniz. Ama yönetilemezlik zaten yok. Çok ciddi bir siyasi irade var. Karakterinde biriyle de yapamazlar. Ciddi bir iradeye yani. Rağmen benim bahsettiğim yenemezler. Tehlike başka bir şey. Yönetilemezlik tehlikesi. Yani çok benzemeyenlerin bir arada olduğu. Dolayısıyla insanın ama doğasını kadar tanırsanız ama böyle bir şey belediyelerde yönettiler. Daha evvel 2010 Millet İttifakı'nın içinde zaten Saadet Partisi vardı. İyi Parti vardı, CHP vardı, Demokrat Parti vardı. Bunun içine Babacan'la Davutoğlu zaten yönettiler tüm bu süreçleri. Ama birlikte hayır, hareket ettiler. Ortak adaylıklar milletvekili belediye. Verdiler. İyi Parti'nin bunları birlikte yapıldı. 15 milletvekili geçti. Dolayısıyla o hükümet öyle bir hükümette yürütülebilirdi. İşte öğrenen organizasyon. Bakın ben canlı gönülden isterim böyle bir şey hayata geçerse yönetilebilir. Türkiye'nin olgunlaşması demek. Nasuhi Bey bu arada lütfen arada katkıda bulunmak istediğinizde benim söz vermemi beklemeyin. Ben sizi unutmuyorum. Ama tartışma bazen çok hararetli gidiyor. Size ayrıca dönemiyorum. Lütfen siz de katkıda bulunun. Geliyorum şimdi size. Bir cümle ekleyeyim. Buyurun. Belki tartışmalara katkıda olur diye söylüyorum. Kemal Bey'in adaylığı tartışması, perspektifi, görüntüsü, bir görüntüden ibaret. Ben Kemal Bey'in bir zamanlama kontrolü yaptığını düşünüyorum. Hı. Zamansız bir... Böyle. O 5-6 tane aday var ya, özellikle kendi partisi içinden, işte belediye başkanları falan. Evet. Zamansız bir başkanlık yarışı. Ve parti içi bir istikrarsızlık ortamı yaratmamak için bakın ben adayım, aday olabilirim manasını mesajlar veriyor, görüntüler veriyor ki genel başkanın ortada olduğu bir yerde birileri çıkıp aday olalım, oluyorum, oldum, olacağım, sen mi olacaksın, ben mi olacağım? Parti içindeki o kavgayı, karmaşayı engellemeye dönük bir tedbirdir bu. Böyle olabilir mi? Yoksa aday olacağım. Ya çünkü yani mesela Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir gerginlik ya da bir rekabet olmasın, parti içinde farklı saflaşmalar olmasın diye... Kendi adaylığını öne sürüyor olabilir mi Kemal Bey? Zamandan kazanmak veya kendi diyor. Partisinde biriyle Meral Hanım arasında ismi, mesela. Da, ismi evet, geçen doğru. Bütün arkadaşlarımız çok kıymetli. Ama bir partinin genel başkanı adaylık konusunda karar vermişse başkalarının bunu tartışması söz konusu bile olamaz. Karar i̇şte bu, verdi böyle bir şey mi? Kabul edilebilir mi yani? Karar verdi mi?
Bilemem yani. O konuda kişisel olarak bana sorarsanız elbette neden olmasın? Yani eğer biraz önce Elfin Hanım söylediği gibi siyasi partiler, bütün partiler Millet İttifakı bir önceki 2018'deki gibi kendi adaylarını çıkarırsa her siyasi parti Sayın Genel Başkan olabilir. Ama ben Genel Başkan'ın bütün çabası, özellikle son dönemlerde de onu görüyorum, bir çatı adayla, yani birinci turdan bitsin istiyor. Bize zaten ilk turdan çatı aday Kılıçdaroğlu olacak bu anlamında tartışıyoruz. Bu konuda da benim gördüğüm kadarıyla dört siyasi partinin bir uzlaşısı var. Bir isim onun değil dışında mi da var? Onun dışında da mevcut şu anda 3-4 parti daha var. İsimde mi uzlaşısı var yoksa ilk turda çatı ortak adayda mı? Çatı aday konusunda büyük olasılıkla bir sıkıntı gözüküyor. Sayın Akşener söylüyor gibi. Zaten. O söylüyor da Kemal çok Bey'den tam olur duymadık yani, bunu. Çok iyi olur yani. Olması gerekiyor. Kemal Bey de öyle söylüyor. Kemal Bey de öyle. Ben öyle anlıyorum. Bu ne söylüyor? Tam öyle bir ifadesini tam duymadık. Söylenen her cümle enfekte edilmesin diye Millet İttifakı hakikaten çok böyle yoğurdu işte. Şöyle söylüyor. Çünkü o kilit bir iş yani. Parça parça adayla mı çıkıyor? Bu enfekte olmaması açısından dört siyasi partinin bir uzlaşısı var ama önümüzdeki dönemde büyük olasılıkla bu parti sayısı 7-8'e çıkabilir. Çünkü ufak partiler de var. Örneğin solda işte İşçi Partisi var. İşte Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, belki hiç işte Yeniden Refah Partisi. Evet, yani mesela onların da onun ne tarafta olduğu tam net değil. En azından geçen açıklamalarında bu mevcut sistemle ilgili kendi itirazlarını açık ifade ediyorlar ama tabii seçime yönelik nasıl bir tavır alınır bilmiyorum. Tam ne demiş Kemal Bey okulda? Şöyle diyor, Burak. Her parti ayrı aday mı çıkarır, ortak aday mı çıkarır, bunlar konuşulur. Bu süreçte henüz konuşulmuyor. Evet. Fakat kendi adaylığıyla ilgili sürekli Millet İttifakı öyle uygun görürse Cumhurbaşkanlığı adaylığı hepimizin onur duyacağı bir makamdır diyor. Yani kendi evet. adaylığıyla ilgili söz konusu olduğunda hep Millet İttifakı'nın ortak kararı olacağına işaret ediyor ve ben de bunu açıkçası ilk turda ortak aday için hala uğraştıkları şekilde. İmain öyle algılanabilir evet. Bu çok peki, önemli zaman, bir konu. Yani Nasuhi Bey size şu konudan girelim. Bayağı beklettim Nasuhi Bey'i. Bir başka tartışmada hem bu konuda yani şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Fakat ona ek olarak Dursun Çiçek'in tartışma yaratan sözlerini de konuşalım istiyorum. Çünkü dün ya da önceki gün bir televizyon programında tam da bu konu konuşulurken dedi ki HDP'nin seçime ayrı girmesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir aday çıkarsınlar. Muharrem Bey de yani Muharrem İnce de bir aday olacaktır. O üçüncü aday olur. Çok adaylı bir birinci tur olur. Ondan sonra ikinci turda HDP seçmeninin de Millet İttifakı'nın adayına oy vereceğini düşünüyorum. Teröre bulaşmamış, sicili temiz, PKK'yı reddeden, geleceğini Türkiye'de gören yüzlerce HDP'li var. Onlardan da hükümete bakan olabilir. Cumhurbaşkanı karar verecek ama Mithat Bey yani Mithat Sancar ya da Ahmet Bey sanırım Ahmet Türk'ü kastediyor var. Bu isimler bakan olabilir ya da bakanlık teklif edilebilir. İyi Parti ve CHP'nin itiraz etmeyeceği bir iki bakanlık vaat edebilir dedi. Bu sözleri büyük tartışma yarattı. Özellikle sosyal medyada çok tartışılıyor. Birazdan Gürsel Tekin'e de soracağım ama bu HDP meselesi yani liderlerin çıktığı bu tabloda HDP'nin genel başkanı da olur mu? Olursa İyi Parti buna tamam der mi? Bakanlık vaat edilebilir mi? Ne olacak bu muhalefette HDP meselesi? Siz bu yoruma ne diyorsunuz? Şimdi HDP'nin PKK ve terör konusundaki duruşuyla ilgili bütün eleştirilerimi muhafaza ederek şunu söyleyeyim. Sayın Dursun Çiçek'in tarifini ben anlamadım veya anladıysam o bir uzaylı tarifi. Yani o söylediği tarifi bir kez daha lütfen okur musunuz? Yani orada lütfen böyle bir HDP'li bulunabilirse hakikaten biz de bakalım izleyelim böyle bir şeyi. Yani PKK'yı reddetmek, teröre mesafe bunlar HDP'nin mevcut yapısında, örgütünde, ideolojisinde, kurumsal aklınıza gelecek bütün uzantılarında şiddetle ortaya konulan ve kendisine yönelik bütün çağrılara rağmen olumsuz cevap verilen hususta. Mithat Sancar ve Ahmet Türk'ün ismini andı. Onların profili daha farklı algılanıyor mu size göre? Şimdi bu profillerin farklı algılandığı konusunda bir tarifin
HDP tarafından nasıl algılanacağını da iyi düşünmek lazım. Yani ben Cumhuriyet Halk Partileri'nin yerine olsam bunu böyle düşünürdüm. Fakat ben önce bir görüşümü söyleyeyim. Keşke yıllardır mümkün olsaydı da Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin o ideolojik duruşu, PKK ile ve terörle olan arasındaki o mesafesizliği dönüştürecek bazı hamleler, bir sosyolojik yakınlaşma, HDP'yi siyasi merkezde daha temsil edilebilir, daha meşru hale getiren bir çizgiyi ortaya çıkarabilseydi. Bu olmadığı gibi, ben tersini söylüyorum, HDP belli ölçüde rengini Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeye başladı. Şimdi buna dair bir tartışma başlatacaksak, İstanbul İl Başkanı'ndan başlayan bir tartışmayla gündeme getirebiliriz. Şimdi Sayın Dursun Çiçek'in ifade ettiği tarif farklı olabilir. Bu konuda isimler, modeller aranabilir. Fakat HDP'nin böyle bir çerçeveye evet deme ihtimali demin söylediğim gibi uzayda bir aday arama ihtimalinden daha farklı değil. Ha peki böyle bir şey diyelim ki bu tarifi bulduk, aradık, bir takım isimlerden bahsediyoruz. Mithat Bey, Ahmet Türk ve buna benzer isimler, ılımlı diye tarif edilen bir takım isimler HDP kanadında. Şimdi bunların HDP'yi ne kadar temsil edeceği konusunu falan da bir kenara bırakarak söylüyorum. Acaba Millet İttifakı'nın içinde göreceği kabul ne oranda olacak? Şimdi siz sosyal medyadaki tepkilerin ya da benzer tepkilerin sadece Cumhur İttifakı tarafından geldiğini düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. Daha derin siz derken Kübra Hamsi'yi kastetmiyorum, genel olarak söylüyorum. Çünkü bu konuda İyi Parti tarafında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir kesiminde de bu ittifaka dahil olması muhtemel diğer siyasi partilerde de çok ciddi tepkiler ortaya çıkacaktır. Zaten böyle bir dışlayan bir içine almak isteyen, yani bir böyle aranızdan temiz bir arkadaş bulun getirin, hani ötekiler olmaz ama filan. Yani böyle bir algıya HDP gibi bir siyasi partinin, bir örgütün, arkasını dağlara yaslamış bir örgütün kendi ifadeleriyle söylüyorum, kolay kolay evet diyeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla enfekte etme çabasından bahsediyor Gürsel Tekin Bey. Yani bu çaba eğer siyaseten tarafların birbirlerine bir şeyler söylemesi, muhalefet etmeleri yahut da iktidar muhalefet arasındaki bir kavga işaret ediyorsa bu son derece normal. Aynı şeyi Millet İttifakı tarafı da Cumhur İttifakı tarafı için yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile aranızda şunlar şunlar geçmişti, şimdi nasıl anlaşabiliyorsunuz filan diye. Ancak gelelim güncel konumuza. Şudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği o denklem, yani oturuyorsunuz sağınıza solunuza diziyorsunuz siyasi partileri ya da isimleri. İsim bir parti mi? Gürkan Zengin bir şey sordu. Bence o da önemli bir soru. Parti deseniz o parti benim ilk turda söylediğim gibi sosyolojik olarak o tabanı ne kadar burada tutabilecek? Bu da başka bir soru. Hı. Ama bence en temel soru seçime gitme kabiliyet ve yetkisini yahut imkanını Cumhur İttifakı, AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanı elinde tutarken bu tarafın en azından Türkiye'yi seçime götürme ihtimali yokken bu kadar uzun bir süreci böyle bir hesapla, böyle bir dengeyle nasıl yürüteceksiniz? Bu bence çok zor bir süreç. Yani işte bundan bir Türkiye İttifakı projesi çıkar. Bu Türkiye İttifakı meselesinin sınırlarından çok farklı, tariflerinden çok farklı ama öyle bir tartışmaya tekrar girmek istemiyorum. Peki Nasıl Bey, az önce Türkiye... Elfin Tataroğlu dedi ki o eski koalisyonlarla ilgili kötü hatıralar artık çok geride kaldı. Kaldı ki son yerel seçimde Millet İttifakı yerelde de İstanbul ve Ankara özelinde de bu yönetim şeklini korumayı, bir arada durmayı başardı. Dolayısıyla böyle bir liderler hükümetinin başarı şansı olduğunu düşünüyor. Siz ne dersiniz? Buna iki itirazım var. Birincisi bu söylediğimiz siyasi merkezdeki bir iktidar açısından test edilmiş bir konu değil. Dolayısıyla bunu öğrendiler. Türkiye bu konuda artık tecrübe sahibi dediğiniz örnekler, ikinci itirazım da buradan. Yerel yönetimlerse yerel yönetimlerde bu işlerin ne kadar iyi gidip gitmediğini, ekonomik pasta başta olmak üzere nasıl bir paylaşım sürecinin devam ettiğini, bütün bu süreçlerin Cumhuriyet Halk Partisi, gördüğünüz gibi bir enfekte faaliyet içindeyim şu anda, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Partisi ve İyi Parti ve diğer partiler arasında ne tür çekişmeler ortaya çıkaracağını görmek için de biraz daha beklemek gerekiyor. Şimdi böyle tablolar yansıtıyoruz mesela. İşte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'a şöyle bir yönetim, Ekrem İmamoğlu ve diğer partilerle uzlaşı içinde devam ediyorlar. Ankara'da şöyle bir uzlaşıyla devam ediyorlar. Antalya'da, İzmir'de böyle bir uzlaşıyla yola devam ediyorlar. Bunların ne kadar doğru olduğunu görmek için çok fazla değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ve şunu söyleyeyim. Az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun o tarifi, işte insanları, partileri bir araya getirelim, işte vitrine koyalım ve öylece bir seçime gidelim meselesinin patlayacağı noktalar da aslında burasıdır. Çünkü bu mesele yerel yönetimlerde bir araya gelip siyasi iktidara mesaj verecek sonuçlar almaktan ibaret değildir. Siyasi merkezde iktidar olmak,
o iktidarı paylaşabilmek, üstelik bunu benzemeyen unsurlarla, ideolojik farklı unsurlarla ve örgütlerle, yapılarla yapabilmek sanıldığından çok daha zordur. Nasıl öğrenildiği konusunda benim bir fikrim yok. Elfin Hanım'ın böyle bir iddiası var. Elbette onun iddiasının da temelleri vardır. Ama bunun öğrenileceği yer somut örneklerdir. Türkiye'nin geçmişinde buna dair iyi bir örnek yok. 70'li yıllara da bakabiliriz. Başka zamanlara da bakabilirsiniz. AK Parti sayesinde başka sorun oldu daha var. Yani. Hayaldi gerçek oldu bence. Peki ne güzel. Ne yani güzel, gerçekten pekala. Öyle. AK Parti'nin öğrettiği bir şey, yani mecburen yani bu organizasyonlar böyledir. Bazı şeyleri de mecburen öğrenirler. Nasuhi Bey, bir de sadece yerel değil, 2018'deki dayanışma da, yani Demokrat Parti adayı İYİ Parti listesinden girdi. Saadet Partisi adayı Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girdi. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi için hani tez antitez gibi bir durumdur. O da oldu. İYİ Parti meclise giremiyordu. 15 vekil istifa etti geçti. Yani bu dayanışmanın bütünü ve referandumda birlikte hareket etme, hayır kampanya, bunlar süreç. Yani sadece yerelde taçlandı. Yani yerelde bu artık taç oturdu başa. Şimdi artık bundan sonrasında daha rahat birlikte hareket ederler. Çünkü bu bir süreç. Referandumdan peki, beri birlikte hareket ediyorlar. Ben Elfin Hanım bir şey söyleyeyim. Ben ne kadar öğrenip öğrenmediğini göreceğiz. Bu arada ben konuşayım. Çünkü konuşmadığım zamanlarda sağ olsun Kübra Hanım bana dönüyor ama mesela arkadaşlar ekranı bölerken bile beni unutabiliyorlar eksik olmasından. Bu eleştirimi de böyle tebessümle söylemiş olayım. Kusura bakma. Şunu isterseniz rica ederim. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir şey sordum ve havada kaldı. Dedim ki siz hak ve özgürlükler konusunda bu arada bu hak ve özgürlüklerin başörtüsü parantezine sıkıştırılmasını şiddetle reddediyorum. Tekrar söylüyorum bunu. İkincisi tek başına da olsa başörtü meselesinin belki milyonlarca insanın bu abartılı filan değil siyasi sistemden uzak tutulmasını, temsil haklarını kullanamamasını, en küçük bir memuriyet, kamuda yer alabilme, öğrencilik, öğretim üyeliği, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda bu insanların olamamasını beraberinde getirdiğini lütfen hatırdan çıkarmayalım. İnsanların ekonomik sorunlar yaşıyor olması özgürlüklerinden vazgeçeceğinin garantisi değildir. Kimsenin Türk seçmenine böyle bakmaya da hakkı yok. Bu çok önemli. Ama burada bir nokta var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri üzerinden şimdi kendisini garanti olarak söyleyemiyor. Tamam, olabilir. Nagihan'ın söylediklerine de katılıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bazı çabaları da oldu. Türkiye'nin değiştiğine de katılıyorum. Ama bir şeye katılmıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında çok ilginç bir ifade var. Diyor ki dostlarımızla beraber iktidara gireceğiz. Kendi konuşmasından okuyorum. Bizim kimsenin yaşam tarzıyla uğraşacak zamanımız yok, uğraşmayacağız da. Bu işte az önce söylediğimiz hak ve özgürlüklerin kaybolmaması anlamında verilmiş bir güvenceye işaret etmiyor. Öyle mi? Bu tipik bir köylü kurnazlığı, bu tipik bir Süleyman Demirel kurnazlığı. Neden çok açık söyleyeyim neden size. Neden hak ve özgürlükleri, neden öyle hiç yakışmadı. Başörtüsü aynen meselesi konusunda dönemin bir saniye efendim, YÖK saniye başkanının açıklaması saniye var. Sayın Kılıçdaroğlu ziyarete geldi, size teşekkür ediyorum dedi. Şimdi böylesine o süreçte ne tavır koymuş, özgürlükler konusunda bu kadar açık olan bir insana böyle kurnazlık falan derseniz çok ayıp etmiş olursunuz. Peki, öncelikle neden öyle dedi? Çok ayıp yani bu. Ne kurnazlığını gördünüz? Keşke kurnaz olaydı da. Allah aşkına ya ne kurnazlığını gördünüz ya? Niye ayıp keşke yani kurnaz olaydı? Ama maalesef Türk siyaseti cambazların elinde kaldığı için, kurnazların elinde kaldığı için onun için konuşuyoruz. Keşke kurnaz olsaydı sizinle gülüşmeler. Ama yani Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey bu konudaki figürler içerisinde kurnazlığı bilmeyen tek insan. Yani bir kep çıkartacak buradan bu. Kurnazlığı yapabilir ama. Nasuhi Bey neden peki öyle görüyorsunuz? Siz bir tamamlayın. Ben tamamlayayım. Elfin Hanım istediği kadar Süleyman Demirel'i savunabilir. Sayın Gürsel Tekin dilediği zaman dilediği kadar yani Kılıçdaroğlu savunabilir. Bu söylediğiniz de çok başka ayıp. Şey Süleyman Demirel'e yönelik söylediğiniz söz de çok ayıp Nasuhi Bey. Ama bu söylediğiniz yani ayıp. Neyin ayıp? Yani Süleyman Demirel'i savunmak hanımefendi, bakın burada ben ama yani kurnaz dediniz yani. Kurnaz dedim, evet tekrarlıyorum. Bunu neresi ayıp? Söyleyelim yani. Peki bir tamamlayın Nasuhi Bey, sonra tartışalım sözlerinizi. Ne demek ayıp ya? İade ediyorum size. Ne demek ayıp ya? Ben bu ekranlarda üslubunu, dikkatini fevkalade düzgün ve dikkatli bir biçimde devam ettiren bir arkadaşınızım ya. O zaman böyle şey olur mu? Ayıp ne demek ya? Gerçekten tekrar söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kurnazlıktır ve devam ediyorum. Sayın Gürsel Tekin izin verir misiniz lütfen? Soracağım. İzin verir misiniz Gürsel Tekin? Lütfen. Son 2010 yılından itibaren
siyasetin içinde olan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hangi kurnazlığını gördünüz? Bana bir tanesini söyleyebilir misiniz? Şimdi okuyorum işte size. Şimdi okuyorum size. Oku bakın. Ne Sayın okuyorum? Sayın Kılıçdaroğlu hak ve özgürlükler konusunda. Hani siz de arkadaşlarınızla başörtüsünü sıkıştırdığınız için bu alana. Başörtüsü bu alandaki en temel... Kardeşim herkes kaçarken ya, ben yanımda bakın 28 Şubat'ı anlatıyorum. 28 Şubat döneminde bugün AK Parti'de siyaset yapanlar herkes arka kapıda kaçarken ben Kadıköy Belediyesi'nde yanımda başörtülü çalıştıran bir insanım. Ama bana bu cümleyi kullanamazsınız. Ama siz etmiyordunuz yani. Gürsel Bey. CHP'nin hakikaten bu konudaki Gürsel Bey, efendim CHP ile ilgili bakın Sayın yani. Genel Başkanımız bir öz eleştiri yaptı. Gürsel Bey, tamamlayabilir miyim? Niye tamamlamama izin vermiyorsunuz? Ama kurnaz diyorsunuz. Size yakıştıramadım. Tamam bir dinleyelim. Ya. Niye öyle dediğini duyalım. Buyurun Nasuhi Bey. Dedim. Kurnaz dedim. Süleyman Demirel kurnazlı dedim. Köylü kurnazlı. Tekrar söylüyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buradaki yaşam tarzıyla uğraşacak zamanımız yok sözlerini biz 28 Şubat döneminde çok duyduk. Açıp arşivlere bakarsanız bu arada Sayın Gürsel Tekin ben sizin başörtüsü konusundaki tavrınızı şahitlik ederim diye konuşmanın gerisine doğru bakarsanız söyledim, ifade ettim. Onu da tekrar edebilirim burada. Zaten sizi konuşmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz, bir zihniyeti konuşuyoruz. Bu yaşam tarzı meselesi kamuda kazanılan haklarla ilgili bir garanti ifadesi değil. Bu kaçak bir ifade. Bunu çok duyduk. Ya insanların kendi özel hayatlarında nasıl giyindiklerine, nasıl yaşadıklarına karışmıyoruz. Kendi yaşam tarzlarına karışmıyoruz. Kimsenin dini hayatına karışmıyoruz. İşte Süleyman Demirel kısmına geliyorum, o ucu devam eder onun. Camiler açık, kimsenin ibadetine engel bir şey yok filan. Ama milyonlarca insan sadece başörtüsü yüzünden temsil haklarını kullanamadılar. En basit görevlerde bile tırnak içinde bulunabilme haklarını kullanamadılar. Dolayısıyla bunu sadece bir başörtüsü meselesi olarak, sıradan bir hak olarak, sıradan bir özgürlük olarak görmeyelim. Ama Kemal Bey'in pek çok açıklaması var. Devam edeceğine dair Kemal Bey bir şey söyleyecekse, bir tane değil ki. Kemal Bey bir şey söyleyecekse, bu konuda kazanılmış bütün hakların kamudaki bütün alanlar dahil olmak üzere korunacağını açık ve net bir söyledi biçimde bunu. Toplumla paylaşması gerekir. 1 milyon kere sağına defalarca söyledi. Sağına soluna diz... Ya Gürkan Zengin bu konuda siz mi söylüyorsunuz? Ben söylüyorum evet. Gürkan yani, Zengin defalarca söyledi bunu. Aynen. Vicdanlı davranmak lazım. Ha. Çok sayıda açıklaması var bu konuda. Bir cümlesindeki bir alıntıyı yapıp oradan... Ben Gürsel Tekin ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başörtü meselesinde çok ciddi bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. CHP zihniyetini tartışın ama Kemal Bey'in başörtüsü aynı konusunda öyle. Ben Kemal Bey'i destekleyen, Kemal Bey'i iyi bir liderlik yaptığını düşünen biri değilim. Ama başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyeti savunduğunu da söylemem, kusura bakmayın. Hatta bu konuda yeni dönemde bazı açıklamalar yapmıştı, onları da hatırlatalım. Çok şöyle tabii. Demişti, en son yani bizim yayında da tartıştık bunu geçen aydı galiba. Bize diğer partilere muhafazakar diyorlar. Asıl muhafazakar parti CHP. Bu başörtüsü muhafazakar kesimle evet. İlişkiler konusunda CHP o kadar muhafazakardı ki ben orada değişim yaratmak için çok uğraştım evet. Gibi bir açıklaması zaten olmuş. Mesele o işte o CHP zihniyeti denen ben bu oydu. Çabaları ben yani... bu çabaları önemli bulduğumu söyledim Nagihan. Ben bu çabaları önemli bulduğumu evet, söyledim. Yani sana bu Kemal Bey'in de burada hakkını teslim edelim. CHP'yi o çizgiden çıkarmak için uğraştı ama çıkarabildi mi? Yani CHP hala o çizgiden tamamlamaya çıkmadı mi? Diyorsanız ben de evet. Nasuhi Bey'e katılırım. Bakın, ama biraz Kemal önce Bey'in mesela... bizatihi kişisel olarak bu konuda sanki evet. Bu özgürlükleri savunmuyormuş gibi, kurnazlık yapıyormuş gibi değerlendirirse ona peki katılmam. Peki ama ben hepinize sorayım. Yani burada, Sayın Kılıçdaroğlu eşittirce Nasuhi sana da sorayım. Nasuhi sana da sorayım. Ve, özür dilerim. Ve Kılıçdaroğlu'nu da konuşuyoruz. Yani bugün CHP eşittir Kemal Bey midir? Yani biraz önce mesela Elfin Hanım dedi ki artık bambaşka. Yani Saadet Partisi'nden isimler CHP listelerinden girdi. Doğru ama o isim sonra ne oldu? Ya o isme CHP rozet takıldı diye partiden istifalar oldu. Yani CHP bugün Kemal Bey'in istediği noktaya tamamen gelmiş mi partimiz? Gelmiş. CHP şöyle CHP yani ama işte o yani tam da başörtüsü yasağını destekleyen o CHP'nin toplumdaki algısını destekleyen öyle bir zihniyet hala var mıdır yok mudur CHP? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi yanlış bir şey alıyorsa, karar alıyorsa buna itiraz etmek benim en doğal hakkımdır. Peki Kemal herkes Bey şöyle demişti bir AK Parti gibi olsun. Önce bak şunu söyleyeyim. Şimdi hem Nasuhi Bey'e geleceğim Nasuhi Bey sözünüzü tamamladığınızın farkındayım. 28 Şubat diyorsunuz. Bu kadar işte o güzellemeler yapıyorsunuz. 28 Şubat döneminde Gürkan siz de gazeteciydiniz. O süreçte binlerce solcu
binlerce solcu. Oraya tavır alan o solcuların bir tanesini soran oldu mu ya? Bir tanesini. Yani o 28 Şubat'ın kararlarına tavır koyan o solcularla doğru. ilgili Allah aşkına bir gün aklınıza geldi mi özgürlük sadece sizin için mi geçerli? Bir gün biri demedi ya, evet bu solcular da son derece namuslu davrandı, özgürlükler konusunda yanımızda yer aldılar. Bir kişi hatırlanmadı. Yapmayın, özgürlüğü bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Haklısınız. Ya sadece yer alan vardı, almayan vardı. Efendim? Yani doğru söylüyorsunuz. Evet, nerede mesela şimdi? Vardı. Hiç kimse sormadı bile. Böyle bir tek taraflı özgürlük falan, bu Türkiye'nin en temel sorunları bu. Şimdi bütün özgürlüklerimiz kısıtlanmış. Ya şu anda mesela en çok sizlerin konuşmanız lazım. Ya ben, evet kardeşim, insanların en doğal hakları olan anayasa haklarını kullanacak. Mesela yürüyüş yapma hakkı. Ya anayasada açık net. Diyor ki izin almaksızın yapabilirsiniz. Efendim yeni bir anayasa tartışması var. Daha güzeli gelecekmiş. Nasıl bir şey bilmiyorum. Yaz diyor burada, basın hürdür, sansür edilemez. Durum böyle mi? Şimdi bütün bunları en çok o meselelerde ızdırap çektik diyenlerin bu meselelerde de bir tavır koyması lazım. Evet, iktidara diyecek kardeşim kusura bakmayın. Böyle ona buna meydan okumak. Mesela bu dönem ben bir sürü dönemleri gördüm. İşte ANAP'tır, ondan önce Erbakan dönemidir, Demirel dönemi. Kimse kimseye meydan okumazdı. Eleştirilere meydan okunur mu? Ya yılların gazetecisisin. En ağır eleştiriler olurdu. O eleştirilere bir adeta böyle bir mafyatik bir tavırla kimse düşüncesini söylemiyor. Herkesin kendi, AK Parti'nin mesela 3 Y ile çıktı. Ne yapacaktınız? Yoksulluğu bitirecektiniz. Yoksulluk bitti mi? Şu anda pik yaptı. Yolsuzluğu bitireceğiz denildi. Yolsuzluk. Türkiye'nin şu anda en temel sorunlarından bir tanesi. Bu meseleyi hiç kimse konuşmuyor. Yani dolayısıyla sadece yani? Başörtüsü meselesinden özgürlük istenemez evet. diyor Gürsel Tekin. Nasıl Güngör bitirmemişti. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki net açıklamasını editörümüz Safiye bana hatırlatmış. Ya çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun tercihine saygı duymaktır. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum demişti. Fikri Sağlar'ın başörtüsü konusundaki yorumları 2000, üzerine. Bir şey daha söyleyeyim Nasır Bey onun üzerine konuşun. 2010 yılında parti içerisinde Sayın Genel Başkanımız o riski göz önüne alarak çok açık bir açıklama yapmıştı. Ve dönemin YÖK Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı genel merkeze gelerek Sayın Genel Başkanımıza teşekkür etti başörtüsü konusunda. Bu arada izleyicilerimiz yani diyebilir ki ya siz niye bu konuyu yine yani. Konuşuyorsunuz? Şuradan çıktı. Evet, yani. Programın başını kaçırdıysanız CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu herkes seçime gelir. Bütün liderlerin olacağı bir kabine modeline işaret etti. Hep birlikte karşısına çıkacağız seçmenin dedi ve mesela eğer CHP ya da muhalefet iktidara gelirse başörtüsü gibi kazanımları kaybeder miyiz diye tedirgin olan seçmen varsa bakacak orada kabinede Temel Karamollaoğlu var. İşte Ali Babacan yanımızda, Davutoğlu herkes olunca bu kaygıları da gidermiş olacağız. Minvalinde bir açıklama yaptı. HDP'nin oradan buraya geldi. Düşüncemi söyleyebilir miyim? Geleceğim Gürsel Bey. Nasuhi Bey hep yarım kalıyor. Bir son cümlesini alayım sonra yine biz dönelim. Son iki cümle. Süleyman Demirel hayatı boyunca muhafazakar dindar kitlelerin oylarını alarak yıllar önce 1980'li yıllarda Köprü dergisine verdiği mülakatlara da bakılabilir. Yeni Asya grubuna ait, Nurculara ait bir dergidir. Daha sonrasında söylediklerine bakın. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili söylediklerine bakın. Muhafazakarlara, dindarlara verdiği mesajlara bakın. Ama 28 Şubat'ta bu insanların hak ve özgürlüklerine yönelik nasıl bir katliam yapıldığına eşlik ettiğine bakın. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, ben tekrar söylüyorum. Siz Kılıçdaroğlu ile CHP'nin ayrı olduğunu düşünebilirsiniz. Bunlar önemli analizler. Bunlara katıldığım ya da katılmadığım yerler olabilir. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini tekrar altını çizerek söylüyorum. Kübra Partisi'nin okuduğun metni de içine alarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakın veya şu anda genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu olarak bakın. Bu konuda bu kazanılmış hakların bütününü içerecek bir duruşu, bir korumayı sağlayabileceğini asla düşünmüyorum. Bu ifadelerin esnekliği, 28 Şubat dönemindeki bazı ifadeleri hatırlatıyor olmasının da altını tekrar çiziyorum. İnsanlara kurnaz demek,
Türkiye siyasetinde çok kullanılan bir ifadedir. Bunu hakaret kastıyla falan kullanmıyorum ama dileyen istediği gibi alabilir. Burada herhangi bir ayıp da bulunduğumu falan da düşünmüyorum. Tekrar bunu ifade ediyorum. Ben kendi söylediklerimden rahatım, eminim, eleştiriye açığım. Bu konuda yanlış söylediklerim de olabilir. Ama tekrar söylüyorum. Önümüzdeki dönem bu kadar büyük iddialarla ortaya çıkan insanların bu konuları daha net farklı yorumlara, farklı kapılara, farklı göndermelere, farklı hatırlatmalara özellikle 28 Şubat başta olmak üzere yol açmayacak, kapı açmayacak şekilde ortaya koymaları kendileri açısından iyi olur. Yoksa ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sicilini ne söylerse söylesin onu da söylüyorum. Buna izin vermeyeceğini en başta söylemiştim zaten. Peki. HDP ben konusunda yorum HDP yapacaktınız. Konusunda, çünkü ne var bunda dediniz evet, az önce Nagihan Alçı hatırlatırken Dursun Çiçek'in sözlerini. AK Parti savunan kimler varsa hepsine bir önerim olsun. Bu meseleyi tartışanlar AK Parti'ye büyük kötülük yapıyorlar. Nedeni hangi şu, meselesini? Başörtüsü konusunda. Hayır. HDP meselesi. HDP meselesi. Nedeni şu. Şu anda mevcut Kürt seçmenlerin %40-45'i HDP'ye oy veriyor. %40'ı AK Parti'ye oy veriyor. %10'u da mevcut bütün siyasi partilere pay ediyor. Şimdi öyle şeyler tarif ediyoruz ki 2015 yılında HDP'li iki bakan var. Şu anda yasamayı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten bir HDP'li başkan var. Ya bütün siyasi partiler, Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, AK Partili grup başkan vekilleri Özel Sencer'e sordum başkan bunu. Vekilinden onu izin alıp konuşuyor. Ekstra aykırı bir şey söylemeyeceğim. Yasamada görev yapabilir ama Bakanlar Kurulu'nda bunlar görev yapamaz tartışması Türk siyasetinde yapılabilecek en büyük kötülükler. Yani HDP'liler bakan olamaz demek Türk siyasetine kötülüktür. Elbette yani ne demek şimdi 7 milyon oy alan bir siyasi parti var. Ne yapacaksınız? O zaman alacağınız bir karar alacaksınız. Diyeceksiniz ki evet kardeşim biz bu oyları yok sayacağız. Ben bir iki şey söyleyebilir miyim o HDP başkanı? Yoldan olabilir mi? Seçime giriyorsa meşru bir seçim. Partiyi tartışabilirsiniz. Partinin nasıl bir karar alacağını biz karar veriyoruz. Peki Gürsel Bey parti dün... Üçüncü ittifak olarak mı devam edecek? Mevcut bu Millet İttifakı'nın yanında mı devam? Böyle bir HDP'nin bir demeci yok. Ama HDP'nin dışında faili meçhul bir tartışmayla yani milyonlarca seçmenin duygularını incitiyoruz. Bundan kaçınmamız peki, lazım. Peki onu Gürsel Bey anlamak için soruyorum. Şimdi Dursun Çiçek'in bu sözleri yani önümüzdeki seçimin özellikle ikinci turunda HDP'nin desteğini çekebilmek için orada teröre bulaşmamış bir iki isme bakanlık teklif edilebilir bir tahmin mi? Öneri mi? CHP'nin böyle bir düşüncesi var mı? Bir de siz az önce böyle bir şey tabii ki olabilir dediniz. Dursun Çiçek gibi size de tepkiler yönelir mi acaba? Çünkü efendim hangi tepkiler yönelecekse yönelsin. Biz doğruları savunmak zorundayız. Sayın Çiçek temennisini söylemiş. Tabii siyasi partiler HDP nasıl bir karar alacak? Millet İttifakı'nın dışında bir siyasi parti. Efendim Millet İttifakı nasıl bir karar alacağını bilmiyoruz. Ama bir önceki 2015 yılında AK Parti ile HDP'li bakanlar olabiliyorsa bu hiçbir tartışma konusu olmuyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi yasamayı evet yasamayı en önemli yani şu anda siyasetin en önemli mekanizması yasamadır. Yasamada başkan vekilliği yapan bir insan niye bakanlık yapmasın yani? HDP'li o zaman neden yasamayı bakan da kaldırın olmasın deyin kardeşim. Siz yasamada da size yer yok deyin. İşte devletin arabaları var, bütçeleri var. Geçici hükümette bütün bunlar olacak. Şimdi bu söylediklerinize ben şimdi hep ben muhalefeti şu açıdan eleştiriyorum. Aslında hem muhalefeti hem iktidar partilerini genel olarak Türkiye'de HDP dışındaki partiler HDP'ye bitli yorgan muamelesi yaptılar. Bakın muhalefet burada ezber bozabilirdi. Yani inisiyatifi eline alabilirdi. Bu arada siz biraz önce %40 HDP'ye veriyor Kürtler işte yüzde evet, oranlar doğru. Verdiniz. Ben Özer Sencer'a sordum bunu. 2 hafta önce yeni açıkladığı anketinden sonra. Yani sizin çalışmalarınıza göre Kürt vatandaşlar hangi partilere oy veriyor diye. HDP'ye oy veren sizin söylediğinizden çok daha yüksek. Yani bugün onun söylediği %25 ile 28 bandında AK Parti'ye oy gidiyor. Onun dışında zaten Kürt seçmen HDP'ye oy veriyor. Şimdi çözüm süreci zamanında AK Parti tabanını ikna etmeyi başarmıştı. Yani Tayyip Erdoğan büyük bir siyasi risk alarak açık bir şekilde HDP ile yol yürüyorum, çözüm sürecine gidiyorum demişti. Şimdi burada
Millet İttifakı'nın içinde mi dışında mı? HDP'nin aman biz onunla beraber değiliz. Şimdi buna ben CHP'yi bu noktada eleştiriyorum. CHP şayet HDP'den gocunmuyorsa neden bu siyasi jargonu bozup söylem üstünlüğünü ele geçirmiyor? Yani Dursun Çiçek bakanlık verilebilir diyorsa bu CHP'nin genel görüşü mü değil mi? Ben buradan vay işte HDP ile ortaklık çıktı peşine takılma ortamını CHP'nin kendi eliyle bozabileceğini düşünüyorum. Bunu yapmıyor CHP. Yani bir anlamda bakın hep kaçak güreş bunlar. Hayır hiçbir kaçak güreşme falan yok. Yani siz diyorsunuz bu ya konuda, Dursun Çiçek kendi görüşünü ortaya atmış. Siz de neden olmasın temelisini derken. Temelisini söylemiş. Ben de temelimi söylemiş. Elbette neden olmasın. Gürsel Tekin'in görüşü mü yoksa CHP'de millet, de ciddi bir kanat HDP'den bir, kabinede bakan olabileceğini düşünüyor. Bir konsensüs oluşturuyorsanız bütün siyasal yapılar varsa efendim o siyasal yapıda ben de bu sürece dahil olacağım derse tabii ki bu mümkün olabilir. Ama bunun konunun karar vericisi bizler falan değiliz. Sizin açınızdan bu, İyi Parti kabul eder bu mi? Bile, bakın şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başka HDP'li başkan vekilini bütün siyasi partiler oy vermedi mi? İyi Parti, AK Parti, MHP, CHP. Yandan da ama HDP kapatılsın deniyor. Efendim, İyi Parti ile arasında şimdi bu ikiyüzlülük ne o zaman yani? Bir tarafta siz başkan vekili seçtiriyorsunuz. Başkan vekili o koltuktayken 600 milletvekilinin tamamı ondan izin alarak konuşuyor. O son derece meşrudur. Orada hiçbir sıkıntı yok. Grup başkan vekilleri var. Kamu adına görev yapıyor. Şimdi bütün bunlar burada olabilir de bunun dışında işte bir hükümet oluşursa burada olur mu olmaz mı bir öcü tartışması Türkiye'deki kardeşlik hukuku açısından da sıkıntılı şeylerdir. Tabii ki HDP nasıl bir karar alacak bilmiyoruz. Ama teknik milletin olarak mümkün diyorsunuz. Elbette mümkün. Tamam. Neden artık o zaman Dursun Çiçek eski vekil. Onun sözü önemli değil. Şu an CHP'li vekil efendim, olarak yani Gürsel Tekin'in sözü aslında gündem belirlemesi açısından daha önemli. Ben Gürkan Zengin'in de bu konudaki düşüncesini merak ediyorum. Sonra Elkin Hanım'a döneyim. Siyaset münafıklık yapıyor. Gürsel Bey'in söylediği şeye katılıyorum ama şöyle... Madem meclis başkan vekili veriyorsun, bakan da olurlar. Böyle dersiniz. HDP nedir? HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır. PKK bir terör örgütüdür. Adam öldürüyor, polis öldürüyor, asker öldürüyor. PKK, Pentagon'un Suriye sahasındaki ajanıdır. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne tehdit yaratan, 40 yıldır tehdit yaratan bir örgüttür. 8 bin şehit verdirmiştir bu ülkeye. HDP de onun başından beri siyasi uzantısıdır. Dolayısıyla böyle bir harekette yapılması gereken iş başkan, meclis başkan vekilliği vermek, yok bakanlık vermek şu bu falan değil. Siyaset doğru bir zeminde, ahlaki bir zeminde hareket edip, hukuk zemininde hareket edip, çünkü anayasa, kanunlar, siyasi partiler yasası, ceza kanunları terör iltisaklı partilerin kapatılmasını emreder. Hukukun gereği olarak bu böyledir. HDP'yi şu mülahazayla, bu mülahazayla örgüt bağını bile bile siyasetin içinde tutuyorsunuz. Seçime sokuyorsunuz. Başkan vekillikleri alıyor. Bu gidişle bakanlık da alır. Onu da yapar, bunu da yapar. Siyaset burada bir karar verecek. Biz bu ülke 40 yıldır, 50 yıldır terörle mücadele veren, jeopolitik riskler altında olan bir ülke. Siyaset, siyasetçiler buna göre hareket etmekten imtina ediyorlar. Oy için. İktidar da, muhalefet de. Bunun örneklerini gördük, hem de sayısız örneklerini gördük. Son seçimde de gördük, yerel seçimlerde de gördük. Şimdi görüyoruz ki genel seçimlerde de bu oy tabanı istismarı devam edecek ve terörle iltisaklı bir harekete meşruiyet kazandıran dil de, eylem de siyaset tarafından devam ettirilecek. Vahim bir durumdur. Dolayısıyla ben bu konuda hani Dursun Çiçek demişse ki işte iki bakanlık verilebilir. Niye işte Kürt seçmenin oyunu alabilmek için? Şundan da emin olsunlar. HDP daha önceki bir ayında söylemiştim. HDP PKK'ya bağımlı olduğu için, PKK'da Amerika'ya bağımlı olduğu için Millet İttifakı kimi aday gösterirse göstersin HDP'nin oyları oraya gidecektir. Ama zaten. Onlar da diyorlar ki ya açıkça biz ittifakta yer alalım ya da biz gidip üçüncü onlar ittifak dert kuralım. Onlar dert tabii. Şey onlar dert üzerine bir de bakanlık verirseniz iyi olur. Üçüncü ittifak açıklaması var. Pervin Buldan'ın biz açıkça ittifakta olmak istiyoruz sözleri var. Yani HDP de artık bu seçimde yani hem bizim seçmenimizin oyunu talep edin hem de bizi ittifakın dışında tutun formülünü kabul etmeyecekmiş gibi açıklamalar yapıyor. Ederler. Her şekilde ederler. Çünkü orada inisiyatif HDP'de falan değildir. Niye bu gerçekleri? Bazı şeyler olgusaldır. Yani bazı olguları, nesnel gerçekleri
Hepimizin de bildiği, gördüğü, burada HDP'nin PKK ile iltisakını reddedebilecek biri var mı? Yok. O zaman bu gerçeği veri olarak kabul edip analizlerinizi bunun üzerine inşa edersiniz. Hukuken söylüyorum. Bakın siyaseten söylemiyorum. Hukuken söylüyorum. İtiraz bunun gereğini yaparsınız. 2015 yılında bütün bu unsurlar ortada yok muydu? Mesela niçin AK Parti cenahı o gün ya kardeşim siz bu konuda bir net bir tavır koyun demediler? Şimdi ne zaman oldu? 2019 yılında. Evet. 2019 yılında İstanbul seçimi. Orada çok kıymetli bir çaba vardı. Yapmayın. Cumhuriyet tarihinde çok önemli bir seçim hükümetini mi kastediyorsunuz? Evet, evet. Hayır, yani. Ben öncesindeki çözüm sürecinden bahsediyorum. İyi anladım. Kabinedeki yani. HDP'li bakan meselesini söylüyorsunuz. Evet. Ha, o evet, iki bakan bu, vardı. Anayasanın emri gereği yani siyasi ilan. Hayır, şunu söylemek o değil. Ama bu ikiyüzlülüğü eğer ikiyüzlülük diye münafıklık diye söyleyeceksiniz. Ben 2015, 2019 demem ki. Onlar da yaptılar, bunlar da yaptılar. Hepsi yapıyor diyorum son zaten. Son tartışmaların tamamı. Yani 2018'de 2017'de tartışmalar yok. Daha çok 2019'daki seçimlerde ilk kez HDP seçmeni tercihini değiştirdiği için adeta bir şey tartışılır hale geldi. Yani ondan önce mesela Sayın Topbaş'a oy verdiği zaman bu seçmen hiç tartışılır değildi. Seçmen değil. Seçmen değil. Parti tartışılır. Parti. İşte, partinin ama, PKK ile iltisakları. Ama sonuç itibariyle aynı zamanda bir seçmeni var. Yani bu parti, siz AK Parti'yi tartıştığınızda onun seçmeni alınganlık göstermiyor mu? Burada da sürekli bu partiyi tartışıyorsanız, buna rağmen, bütün bu tartışmaya rağmen, kendilerini ifade edememelerine rağmen, Sayın Sencer Bey'in işte son ifadesine göre oyunu artıran bir siyasi parti ise burada da bir sıkıntı var. Ya oyunu bu seçmeni de anlamamız aynı bantta lazım. Duruyor yani. HDP. Peki, oyunu artırmıyor. Buyurun. Peki, aynı noktada duruyor. Ya aynı noktada durması bile bir ciddi bir seçmen mesele. Seçmen sayısı suçu, kanunu, anayasayı ortadan buna kaldırmaz. Siyasetçi elbette olarak bunu ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. AK Partili de olsanız, CHP'li de olsanız. Buna hiç itirazım yok. Ben de diyorum ki bütün bu dönemsel yani HDP dediğiniz 93'ten itibaren kurulmuş bir siyasi parti. Bugüne kadar ya ne zaman bu tartışma konusu oluyor? Ne zaman ki 2019 yılında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin'de tercihini değiştirince tartışıldı. Bunda benim bir itirazım yok. Ondan önce tartışılsaydı aynen bugünkü bu tartışmaların hepsini çok kıymetli bulur. Siyasetin münafıklığı dedim zaten. Aynen. O partinin bu partinin değil ki. Dedeniz doğrudur. Yani gidip mektup getirmelerden tutun. Osman Öcalan'ın işte, televizyonlara çıkartmaları kadar bütün, bunların hepsi bütün aynı kefeye konulacak şeylerdir. İktidarın çabalarıyla kök sorun var yani. Bu kök sorunu yani çözmediğiniz zaman onun yansımaları, ondan sonra adamlar oy aldılar, seçim kazandılar, şöyle oldular, böyle oldu. Ne olacak? Var. Yarın 25 milyon oy aldılar erken olacak. Erken seçime gelelim. Gürkan Zengin, yes, hemen geleceğim. Elfin Tatarolu, bu konuda yorumunuzu yani alayım, erken seçimde açalım. Bu konuyla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çünkü yani ne, şimdi açıkçası neyi tam konuştuğumuz, konu bazen o kadar uzaklaşıyor ki merkezden. Yani CHP şu an bu ittifak kazandı, başa geldi. O ittifakın içinde HDP olacak mı, olmayacak mı tartışıyoruz. İnşallah yani gelelim bu, de. Bu çok fazla bence. Yani, şöyle tartışma şöyle çıktı. Hani HDP'yi tartışırsak durduk, bu tartışma şöyle çok verimli. Hani günlerce tartıştık Emine zaten. Durduk yere tartışmıyoruz. Ben de izleyicilerimize de hatırlatmak için, size de hatırlatmak için söyleyeyim. Şimdi şöyle başladı. Kılıçdaroğlu geniş taban, diğer muhalefet liderlerinin, evet, de olacağı ama tabii ki ittifak kurdukları liderlerin olacağı bir yönetim modelini ima etti. Şimdi bunun içerisinde HDP'nin yer alıp almayacağı çok merak konusu. Nitekim HDP konusu bu hafta bütün siyasi parti liderlerine soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na da soruldu. HDP için şöyle dedi, HDP bizim ittifakın içinde değil, önümüzdeki süreç içinde nasıl bir pozisyon alır bilmiyorum dedi. Yani dolayısıyla bu konular konuşuluyorken işte yani şu anda. Dursun Çiçek'in sözleri de büyük gündem yarattı. Evet. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Yani ben şimdi aslında şunu söylerim, hani tamam konuşalım ama gerçekten büyük gündem yaratmadı bu sefer. Çünkü Türkiye siyasetin o kadar büyük gündemleri var ki hani içine girip baktığımızda işte yarın başlayacak kısmi normalleşme süreci tutun, ekonomik esnafın durumundan işte içinde bulunduğumuz yolsuzluklar vesaire, yani o kadar çok gündemi var ki artık eskisi kadar bu HDP işi bile dikkat edin, Cumhur İttifakı bu mesele üzerinde eskisi kadar siyaset bile yapmıyor. Çünkü
kendileriyle ilgili o kadar, yani AK Parti'nin kendisiyle ilgili o kadar çok meselesi var ki şu anda ortada. Bunun üzerinden siyaset yapacakları, hani buna takatleri bile yok, öyle söyleyeyim. Ha, benim düşüncemi sorarsanız ben de Sayın Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorum. Orada saydığı isimler içerisinde şu an HDP yok. Yarın bir gün bir araya gelmeyi düşünürlerse o gün koşullarında yeniden değerlendiririz. Hangi koşullarda bir araya gelecekler, nasıl olacak? Bugüne kadar gelmediler ama. Peki. Şimdi o yani zaman, bugüne kadar gelmediler. Bir katkıda bulunabilir miyim Kübra Park? Tabii, sonra araya gideceğim. Aradan sonra da size döneceğim şimdi Nasip Bey. Aradan sonra da bu siyasette helalleşme polemiği üzerinden bir erken seçim çağrısı var muhalefetin. Bunu konuşalım. Gürsel Tekin bu konuda çok önemli bir kulis vereceğim diyor yayının başından beri. Sonra. Bir de Muharrem İnce'nin kurduğu yeni parti tabelasını astı bugün. Üstünü de örttüler. Peki Muharrem İnce ne yapacak? Bütün bu tabloda onun rolü ne olacak? O konuyu da konuşalım. Ama önce bir Nasuhi Bey, küçük katkınızı alayım, sonra kısacık bir araya gideceğiz. Ben söylediklerimin böyle parçalara ayrılarak değerlendirilmesinin sosyal medyada da, az önceki söylediklerimde de stüdyomuzdaki değerli konuklar eliyle de çok örneğini gördüm ama şimdi ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'yi Türkiye'deki siyasi merkeze, tabii ki bizim asla kabul edemeyeceğimiz o tezlerinden, duruşundan ve eylemlerinden uzaklaşması kaydıyla taşımasının önemli olduğunu söyledim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu başaramadığını söyledim. Çözüm süreci, ben Nagihan'ın o söylediğine de sonuna kadar katılıyorum. Bence Cumhuriyet tarihinin en önemli çabalarından birisiydi. Çok büyük riskler de taşıyordu. Devlet aklının ürünüydü. Sadece AK Parti'ye dönük bir çalışma, AK Parti'nin ürettiği bir çalışma değildi. Bir meseleyi gerçekten kökünden çözmenin çabasıydı. Ama bu süreci HDP'nin özellikle de kendi sahip olduğu belediyeler eliyle, o hendekler eliyle nasıl zehirlediğini de hiç kimse unutmasın. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yi az önce söylediğim o hukuk dışı, gayri meşru, teröre destek veren tezlerinden uzaklaşması kaydıyla yapabiliyorsa, açık açık söylüyorum, buna sonuna kadar destek veririm. Bir konuda da son bir cümle bir şey söyleyeyim. Ben Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediklerimden geri adım atıyorum. Çünkü şöyle bir şey hatırladım, ben de onu izleyicilerimize paylaşayım. 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Önder Sav, Grup Başkan Vekilleri Kemal Anadol, Hakkı Süha Okay ile birlikte ben de üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili bir başvuruda bulundum. O zaman CHP Grup Başkan Vekiliydim ben. Kemal Bey değildi. Kemal Bey gazetecilik yapıyordu. Bunu da hatırlatmış olayım bu vesileyle. Teşekkür ederim bu tür için. Peki, çok teşekkürler. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra konuşalım. Erken seçim olur mu? Muhalefet istiyor ama pratikte 2023'ten önce mi olacak? 2023'te mi olacak? Ayrıca Muharrem İnce'nin kuracağı partinin karşılığı ne olur? Muhalefet dengelerini nasıl etkiler? Farklı açıklamalar var. Onlarla devam edeceğiz. Açık ve net'e devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz sözleri muhalefetin tepkisini çekti. Bu helalleşme kısmı özellikle. Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim hemen diye bir tweet attı. Meral Akşener ise, Sayın Erdoğan sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı, helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim diye bir yorumda bulundu. Bugün Temel Karamollaoğlu da bu konuda konuştu. Kimse helallik vermez, göz göre göre bazı kesimlerin problemleri artmıştır dedi. Dolayısıyla bu helalleşme polemiği üzerinden de yine bir erken seçim çağrısı yaptı muhalefet. Peki erken seçim olur mu? Çünkü onun için bir denklem olması gerekiyor. 2023'te mi olur, öncesinde mi olur? Bu konuda ciddi bir kulisim var diyor Gürsel Tekin. Nedir acaba o kulisi, merak ediyorum. Evet, önce helalleşme ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir siyasetçi olarak da kendim de bu işe dahilim. Üzülüyorum da açık söyleyeyim. Türkiye'de siyasetin zenginleştiği, milletin yoksullaştığı bir dönemde
helalleşmenin olamayacağını, en azından Allah katında olamayacağını bilmemiz lazım. Kamu yöneticileri, yani özellikle son bir buçuk yıldır bütün bu çileye, bu ızdıraba rağmen vatandaşlarımız bir lira ucuz ekmek alayım diye saatlerce kuyruktayken, eğer siyasetçiler ya da kamu yöneticileri 42 bin TL'lik makam aracına biniyorsa, öbür tarafta vatandaş anne evine süt götüremiyorsa, burada helalleşme falan olmaz. Bunu Allah da kabul etmez. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Yani ne garip bir şeydir. Millet hep yoksullaşıyor, siyaset hep zenginleşiyor. Bir yerde bir arıza var, bir sıkıntı var. Özellikle son dönemlerdeki, son bir yıldaki ihalelere falan bakıyoruz. İşte bunlar gerçekten dehşet verici. Türkiye'nin parası mı yok? Parası var. Yani acil yapılması gereken, mesela çok basit yani, kamu harcamalarının içinde işte bu makam araçları meselesi, 200 milyardan bahsediyoruz. Bir yılda 200 milyar. 200 milyarı 2 milyon esnafı yaşatmak için verebilirsiniz. Hatta 2 milyon esnafı, çünkü sonuç itibarıyla bu 2 milyon esnaf aynı zamanda devlete hiç maliyeti olmayan, sürekli vergi ödeyen, hava hariç hepimiz vergi ödüyoruz. Bu vatandaşlar ayakta kalmalı ki başta siyasetçiler ve kamu yöneticileri maaşlarını alabilsin. Tabii erken seçim kararını parlamentoda sayısal olarak Millet İttifakı'nın arabileceği bir karar değil. Muhalefetin sayısı yetmiyor. Sonuç itibariyle Cumhur İttifakı'nda bu kararın alınması lazım. Ya bugünkü koşullara baktığımızda ya erken seçimi gerektirecek bin tane neden var. Ama tabii ki bunun kararını Cumhur İttifakı verecek. Ama benim kulis bilgim şu. Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki günlerde parlamentoya yeni bir teklif sunacaklarını, takvim açısında yani 2022 Mart ayı gibi bir düşüncenin olduğu tartışılıyor, konuşuluyor. Yerel seçimler dahil olmak üzere bütün seçimleri bir arada yapma koşuluyla böyle bir teklif önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebilir. Sizin kaynağınız kim? Yani kulislerde konuşuluyor, bir kaynak. Gürsel Tekin ilginç bir iddia ortaya attı. Evet, yani Cumhur İttifakı'nın seçim. Peki bu neden önümüzdeki günlerde geliyor? Takvim olarak 6 ay öncesinden mi gelmesi gerekiyordu? Yani bir anayasa değişikliği gerektiriyor ya. Hı hı. Anayasa değişikliği gerektiği için büyük olasılıkla böyle Peki yerel seçim dahil neden bütün seçimler? Hem genel seçim hem yerel seçimi erken almak için anayasa değişikliği mi gerekiyor? Yerel seçimi dahil edebilir. Gürsel Bey, peki niye böyle bir şey istesin ki iktidar? Yani hiçbir mantığı yok. Hem kendi neden süresinden yiyecek. Yani bakın, hem yerel seçimler yenilenirse, ortak aday olmak için ismi zikredilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili en büyük handikap ne deniyor? Yani sürelerinden çok önce makamlarından çekilip aday olmaları, bu birleştirilerse sorun kalkıyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'ndan gelebilecek teklifi söylüyorum. Tamam, yani ben Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın aleyhine bu durum. Yani. Cumhur İttifakı bunu niye istesin? Yani muhalefeti altın tepsilere fırsat sunmaktır. Göreceğiz bu. Yani olup olmayacağını göreceğiz. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Hayır, yani o yüzden sordum, muhalefet kulislerinde mi konuşuluyor bu diye. Hayır, tamamen iktidar tarafından kulis. Peki iktidarın ne gibi bir hesabı olabilir burada? Ya önümüzdeki günlerde bu tartışmaları göreceksiniz. Yani ne var bu böyle CHP olmayacak bir şey değil. CHP bir milletvekili yani olarak söyleyeyim. Atla deve değil. Türkiye'de bir anayasa tartışması oluyorsa bu tartışma niye olmasın? Yani peki de iktidar cephesinin böyle bir şey getirmede nasıl bir avantajı yani olabilir? Yani iktidar, Cumhur İttifakı'nda bir homojen bir yapı var mı? Yani bu öyle mi peki görüyorsunuz? Peki Cumhur İttifakı böyle bir teklif getirirse siz sıcak bakar mısınız? Bilemem ben tabii bu konuda karar alacak durumda yani, değilim ben ama yani. Yerel seçimler, daha yeni yapıldı. Yani yerel seçimleri bir anayasa değişikliğiyle erken almaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak, benim kişisel olarak ben kabul edebilirim. Yani şöyle bir size göre şunu mu düşünüyordur iktidar? Biz İstanbul'u, Ankara'yı, büyük şehirleri kaybettik. İktidar, muhalefet erken seçim istiyor. O zaman yerel de birlikte yapalım. Belki biz böylece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın hiç tereddütü kalmasın. İkisi de rahat rahat ortak aday olmak için ortaya çıkabilirler demek bu. Yani o zaman iktidar cephesi aklını peynir ekmekle yemiş olması gerekiyor. Bilemiyorum yani. Bunda cephesinde bir mantık yok. Yani mantığı anlatın. Ya, bu sonuç itibariyle ben şöyle bir soru sorsam size.
Ya bütün bu yaşadığımız iç politika, dış politika, ekonomik sorun, sıkıntı, işsizlik, sefalet, borç, bütün buna rağmen 2023'e kadar sürdürülebilir bir durum mu sizce? Ben erken seçim olmayacağını düşünüyorum. Ya mesela bakın, 2023 içinde belki herhangi bir tarih olabilir ama 2023 öncesinde 2001 yılında o en ağır ekonomik kriz dediğimiz dönemde icra dosya sayısı 7,5 milyondu. Yani en ağır ekonomik olarak tarif ettiğimiz. Şimdi 25 milyon. Ya 4 katı kadar. Peki durum böyleyse iktidar niye seçime götürsün? Sürdürülebilir bir durum kabul ediyorsanız vallahi ben o zaman siz diyorsunuz siyasetçi gözüyle iktidarsınız. Tablo vahim. Her açıdan vahim. Bakın şu son 6 vahim, hafta 16 vahim. Haftalık tartışmalara da bakınca gittikçe da vahim. Gittikçe vahim duruma gidiyor ama iyileşebilecek bir pandemi durum yok. Pandemi var. Vahim boyutlarda. Yani bir iktidar için erken seçim kararı aldığı en kötü zaman. Hele de kışın çıkışı. Evet. Bir de kış çıkacak. Mart yani olacak bilmiyorum. Hatırlıyorum ama 2022 sonbaharı belki. Şunu iktidar mensupları çıkıp şunu söylerse ben de ikna olmuş olurum. Evet ya merak etmeyin. 25 milyon icra dosyası şu sayıya düşecek. 12 milyon işsizlik işte şu bir yıl sonra 6 milyona düşecek. 2 milyon esnafımızın can simidi olarak faizsiz kredi vereceğiz diyeceklerse buna hiç yani itiraz yok. Yani o zaman sizin mantığınıza göre... Ama bu sürdürülebilir göre, durum olmadığını söyleyebilirim. Ama o zaman sizin bakış açınıza göre iktidar 2023'te kaybedeceğine gel kardeşim ben bunu hemen önümüzdeki sene kaybedeyim mi diyecek. Üstelik yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı kendi süresinden de feragat edecek. İtiraz etmiyorum. Peki yani, yerel 2001 seçimi yılında, size göre neden katıyorlar? Efendim bundan? 2001 yılında seçim kararı yani o dönemki iktidarda şunu düşünebilirdi. Hayır bizim sayısal çoğunluğumuz var. Önemi yok. En azından derledik, topladık, götürebiliriz. Ama öyle bir toplumsal muhalefet oluştu ki sokakta. Bu toplumsal muhalefeti hiç kimse dayanamaz. Ya siz televizyonları izliyor musunuz bilmiyorum. Tabii birçok televizyonlarda bu manzaraları göremiyoruz. Bugün bu pandemi kararları ile ilgili sokakta hangi esnafa mikrofon dayatıldıysa herkes bir perişanlık içinde. Yani dilim söylemeye varmıyor. Her gün emniyet verilerine bakın. Hırsızlık, intiharlar, bir sürü olayların nasıl en üst seviyeye geldiğini hepimiz görebiliriz. Bütün buna rağmen ya biz nasıl olsa 2023'e kadar süremiz var. Yani ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir diyecekse buna da hiç itiraz edemem. Peki Gürkan Bey size sorayım. Gürsel Tekin bir kulis paylaşıyor. Diyor ki önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı 2022'nin Mart ayında tarih de veriyor. Erken seçim yapmak üzere yerel seçimi de beraber yapmak anayasa şartıyla bir anayasa değişikliğini meclise getirecek diye ben bir kulis duydum size açıklıyorum diyor. Yanlış kulisin doğru olmasını var mı? Veya yanlış kesimden duymuş olabilir. Gerçekten verilere baktığınızda ekonominin çok vahim bir durumda olmuş olmasına baktığınızda yerel seçimlerdeki takvime baktığınızda bence bütün emareler önümüzdeki 6 ay içinde bir erken seçimi mümkün göstermiyor. Hatırlarsınız Meral Hanım da birkaç ay önce Haziran'da demişti. Burada konuşmuştuk Haziran'da da seçim olmaz yani. Pandemi çok kötü vuruyor ekonomiyi. Olmaz. Şimdi Meral Hanım o işten vazgeçti. Dedi, ben hatta yanıldım. Biraz kendisini de öz eleştiri yapmış. Tabii yanıldım. Geçen bir daha da tahminde yanıldım, bulunmuyorum. Diyor, evet. Bir daha da tahminde bulunmuyorum dedi. Doğru. Evet bu sene bir erken seçim söz konusu değil. Kışın çıkışında genelde hani böyle turizm gelirleri düşmüş. Pandemi vurmuş ekonomiyi. Genel ekonomik tablo çok kötü. Bakın şu 6 haftalık tartışmalar. Pudra şekeri yolsuzlukları, 128 milyar doların erimesi, Ayasofya imamının işte ne diyelim hezeyanları, bütün bu lebalep kongreler şunlar bunlar, iklim de İktidar Partisi için, o blok için. Birazdan belki konuşuruz olumsuz. Buna o turizm, aşı, maske hikayesi tabii, geldi. Animasyon var. Filminin kaldırılması. Sokağa çıkma bakın şu pandemi birazdan. Bir tedbir alındı. Doğru bir tedbir alındı. Yönetilemez hali. Ama hani insanlardaki bunalım, buhran halleri, sıkıldılar, moraller de çok bozuk falan böyle bir dönemde kışa girilecek, kıştan çıkılacak falan. Yani bu çok zor. Erken bir seçim olabilir. Yani 2023'ün Haziran'ında olmayabilir. Ama işte başlangıçta konuştuk hani. Erken diyemeyeceğimiz bir tarihte seçimden 6 ay önce. Yani 2022 Mart mantıklı mı? Değil. 2022 sonbaharı. 2023'ün bahar ayları falan belki. Ama
Hele pandeminin etkisinin çok anlamsız hale gelmesi lazım. Ekonominin biraz toparlanabilmesi lazım. Onu nasıl toparlarlar, toparlayabilirler mi bilmiyorum. Hiç mümkün ama, değil. Ya, şu ama iktidardakiler böyle şey yaparlar. Hep böyle umutla bakarlar. Yapacağız. Şu anda çok kötü. İleride iyi olacak diye düşünürler. Dolayısıyla önümüzdeki bu yıl ve önümüzdeki yıl sonbahar öncesinde bir erken seçim tahmin etmiyorum. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim de şu anda yabancı yatırımcı zaten maalesef çoğu kaçıyor. Kendi öz vatandaşımız 250 milyar dolar gibi önemli bir rakamla bankalarda yatırımları var. Bunlar size güvenip yatırımı ticarete dönüştürmüyorsa burada çok büyük bir sorun elbet, var. Sorun İki yok başka bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim, sizin de bildiğiniz ya birçok insanlar AK Parti döneminde para kazananların çoğu paralarını alıp yurt dışına götürüyor. Bütün bu gidişatı tersine çevirebilecek hangi politikalar olacak doğrusu ben de çok merak ediyorum. Keşke olsa biz de desek ki hadi 2023'e kadar gitsin. Yani döviz kurlarını tutmanız mümkün değil. Bugün işte dışarıda yaşadığımız sorunlara bakın. Yani neredeyse Afrika ülkeleri bizden daha ucuz faizli para alabilecek durumda. Ciddi bir güven sorunu var. Bu güveni oluşturabilecek hangi faktörler gelecek önümüze onu çok merak ediyorum. Anketlerde %50 artı biri eğer sistem değişmeyecekse ki o da ihtimal dahilindedir. Hani eğer AK Parti %50 artı biri asla veya Cumhur İttifakı alamayacağını düşünürse mesela 44-45 gibi imkan ihtimal yok. 46'ya çıkamıyoruz, 47'ye çıkamıyoruz. 50 artı bir hayal oldu derlerse parlamenter sisteme bile dönüşü düşünürler. Ama hayırlı şunu söylemeye şey çalışıyorum. Ya da bu 50 artı biri görmediği sürece karşı, yani bu bence çok önemli bir nokta. Ya da bu kadar sert bir kutuplaşmanın taşınamayacağını görürse iktidar, o da olur. AK Parti tekrar iktidarda kalamayacağını kalacağını görürse seçime gider. Bugün kazanabiliyoruz derse gider. Ben bugün kazanabildiklerini, gördüklerini zannetmiyorum. Bugün durumları mümkün pek parlak değil. Zaten. Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 ayda da toparlanmayacak bu iş. 2022'nin Mart'ında da %50 artı bir garanti, çantada keklik analizine erişebileceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla gitmezler. Peki Elfin Tataroğlu, Gürsel Tekin'in kulis bilgisi doğru olabilir mi? İktidar yerel seçimde dahil olmak üzere 2022 Mart'ta gelin erken seçim yapalım teklifini getirir mi meclise? Tabii ben bunu hani doğrudur değildir demem çok mümkün değil ama ilk defa duyduğumuz bir şey olmadığını biliyorum. Yani AK Parti içindeki bazı siyasetçilerin ben şimdi isim söylesem yanlış söyleyebilirim belki hafızam beni yanıltabilir ama Gürsel Bey'in söylediği tarzda bir önerileri olduğunu hatta bunu tweet olarak yazdıklarını ben okumuştum mesela hani yerelle genel bir arada gidelim gibi hatırlıyorum yani bunu net olarak. Dolayısıyla bu hani böyle ilk defa duyduğumuz ya da hiç duymadığımız diyebileceğimiz bir şey değil. Peki yerelli bu, geneli neden ister iktidar? Çünkü Nagihan söylentiler İmamoğlu Mansur Yavaş adaylığını Cumhurbaşkanlığı tabii adaylığını bu söylentiler biraz dedi. Daha bu pandemiye gelmeden evvel yani aslında bu yerel kaybedildikten sonra bu hemen başladı bu söylentiler. Yani iki seçim bir arada yapılacak ve yeni bir bu şekilde bir erken seçime gidecek. Yani dolayısıyla tabii Gürsel Bey hani tecrübeli bir siyasetçi. Benim öyle bir hani kulis şeyim de yok. O yüzden bunu o bağlamda değerlendiremeyeceğim. Ama siyasi yorum yapmam gerekirse ilk defa duyduğum bir şey değil. Bu yönde düşüncesi olanların AK Parti içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama şu anda durum çok değişti. Yani benim bunu yani bu iki seçimi bir arada yapalım sözünü okuduğum ya da duyduğum zamanlardaki koşullarla bugünkü koşullar aynı değil. Çünkü bu pandeminin yarattığı ekonomi yani sadece ekonomi de değil toplumsal buhran diyebiliriz yani insanlar bir de böyle bir buhran içerisine de girdiler. Hem ekonominin etkisi hem kapanmaların etkisi çocuklar evde okullar uzaktan yani şimdi biz ağırlıklı aile toplumuyuz yani herkes çocuklarının tüm sıkıntısını aile de yaşıyor. Aile toplumu etkiliyor yani bu böyle dinamo gibi birbirini etkileyen unsurlar. Dolayısıyla tüm bu atmosfer bu vaziyetteyken seçmen şunu da yapabilir yani bu şöyle bir olgunlukta yani bulunmayabilir. Bu Covid her yerde var. AK Parti'nin bu konuda çok suçu yok. Hani
işte iyi yönettiler falan gibi düşünmektense yaşadığı bütün sıkıntıları AK Parti'ye fatura edebilir. AK Parti yani bu, seçmeni de mi böyle düşünür? Tabii edebilir yani. Bu insan evladının tabiatında var. İçinde yaşadığı sıkıntıları edebilir. Ben eder demiyorum. Zaten hiçbir şeyi böyle mutlak şekilde söylemem. Bunlar belirsizlik. Yani 100 yılda bir gelen bir pandemide kaç kere seçime gitti Türkiye? O yüzden iktidar istemez böyle bir krizi. Yani normalde istemez tabii seçmek ki. Çünkü o kadar büyük bir belirsizlik ki bu. Yani neye yani seçmenin davranışının Edwin neye Hanım, göre? 2001 yılında mevcut 3 siyasi parti isteseydi gitmeyebilirdi. Yani. Tabii gittiler. Paldır ama küldür neden gittiler. Gitti? Ama çünkü çok ciddi bir kriz koptu yani o zamanla bu zaman. Şu an 4-5 katını hayır, yaşıyoruz. Şimdi hayır, Gürsel Bey'in söylediğine şu noktada katılıyorum. Şu noktada katılıyorum. Bu erken seçim sistem böyle çok durdu orada. Sistem dondu. Yani. Çok hesaplanabilir bir şey değil. Yani her zaman böyle iktidar çok matematik yapıp da hayır gitmeyeceğiz diyebileceği bir şey değil. Bazen kamuoyunda gerçekten o atmosfer oluşmaya başladığı vakit gitmek durumunda da kalınabilir. Yani bu olmuş. Geçmiş tarihlerde de olmuş. Bile bile kaybedeceği giden iktidarlar olmuş. AK Parti'nin böyle bir davranış modeli var mı? Bugüne kadar gördüğümüz kadarıyla yok. Ama böyle Devlet bir davranış Bahçeli'nin modeli. Sağ solu belli olmaz. Hayır, kaybedeceğini bile yani bilemeyiz. Var. Götürebilirler, götürmeyebilirler. Ya, ben bu konuda keskin konuşmuyorum. Sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar gerçekten çok ağır. Yani bu şu anda bu pandeminin yarattığı koşulların vatandaşın sırt. Bakın faizler, yüksek enflasyon, esnaf hiçbir şey yapamasa borç aldı, kredi aldı, mecbur. Yani bu 2 yıla yakın zamandır, 1,5 yıldır kapalı yani. Nasıl yapacak bu esnaf, nasıl geçindirecek kendini? Krediyle döndürmeye çalışıyor. 2020 Temmuz'unda 100 bin TL'ye ödediği para faiz 60 bin lirayken bugün 160 bin liraya çıktı. Yani 9'dan 19'lara çıktı faizler. Bu faiz vatandaşı direkt etkiliyor. Haberlerde bardakla ayçiçek yağı alan insan görüyoruz. Yani ayçiçek yağı %53.6 civarında zamlandı. Yumurta %60'larda zamlandı. Yani bunun insan hayatında bu olağanüstü şey. Yani olağanüstü bir şey hakikaten. Yani insan hayatında dokunuşu da çok olağanüstü oldu. Yani özel okullar, insanlar çocuklarını okula yazdırdı. Gelirleri düştü. Okullara ücret ödemeye devam ediyorlar. Çocukları evde. Yani öyle bir durum oluştu ki bugüne kadar hiç yaşanmamış bir şey bu. Dolayısıyla bütün bunlar erken seçim getirebilir diyorsunuz. Yani. Şimdi ben Nagihan bütün bu Alçın sorunlara farkındayım. Katılıyorum. Geliyorum Nasuhi Bey, size ve geleceğim. Yeri geldiğinde ifade ediyorum. Özellikle okul meselesinde herhalde bu ülkedeki en sert muhalefeti yapıyorum. Bakın ancak şimdi tablo buyken yarın da okulların açılmamasına isyan eden bir yazı yine yazdım. ABM'lerin açılıp okulların açılmaması kabul edilemez. Ancak şimdi bu kadar kabul edilemez, taşınamaz Türkiye vesaire deniyor da şimdi taşınamaz denen Türkiye'deki iktidar partisi bu mevcut sorunlara rağmen en iktidar partisinin düşük göründüğü araştırmada bile ana muhalefet partisinden 10 puan yukarıda görünüyor. Yani siz bunu 2002 ile falan kıyaslayamazsınız. Evet, çok ciddi sıkıntıları var Türkiye'nin ama bu sıkıntılara rağmen %35 bandında oyu Türkiye Cumhuriyet tarihinde yok yani bu kadar uzun süre iktidarda kalmış. Böyle sıkıntılar var ve ana muhalefet partisi hani dersiniz ki ya öyle bir tablo ki evet iktidarda ama artık eridi %2'ye düştü. Muhalefet çıktı %40'a bu iş böyle gitmez. Böyle bir tablo yok ki. Yani, peki %50 yani bakın, artı bir ana vatan, DYP bunların hepsi zaten mı? Bitmişti yoktu. Yoktu o dönem. Dolayısıyla AK Parti erken seçim istemez diyorsunuz. Ben diyorum ki tamam Türkiye'de çok derin ekonomik sıkıntılar var. Pandeminin getirdiği zorluklar var. Bazı noktalarda yapılan yanlışlıklar var. Ama bütün bu tabloya rağmen %35 oyunu koruyan bir iktidar partisi var. Dolayısıyla destek yok artık, yönetilemez, sürdürülemez gibi bir tabloyu işaret etmiyor bu toplumdan gelen bu veriler. İşte sizin söylediğinize güvenip seçime gidebilirlerdi. Yani o da mümkün. Çünkü dediği doğru. Ama yani %50'ye ihtiyacı var. Yok. Peki de niye gitsin? Niye gitsin? Yani öyle peki de araştırmalar. Tabii şu andaki bizim bakın, araştırma Gürsel şirketlerinde Gürsel Bey ben mesela metropol araştırması sıklıkla işaret ediyorum. Herhalde yanlı demezsiniz. Objektif. Bizim
Ben bizim Türkiye'deki araştırma şirketleri konusunda yani çok şaşırıyorum. Yani CHP AK Parti üzerinde gösteren bir araştırma var mı elinizde? Bu kadar farklılık olabilir mi? Yani araştırma şirketleri 2 puan aralığında olabilir. Hürsel Bey, CHP'yi AK Parti'nin üzerinde gösteren bir araştırma var mı? Yani, CHP'yi AK Parti'nin üzerinde gösteren bir araştırma var mı elinizde? İtiraz etmiyorum. Ben şu andaki sorunları anlatıyorum. Ya bu sorunların tamamı bir erken seçimi gerektiren nedenlerdir. Yani 2001 yılındaki sorunlara baktığımızda 4 bankanın elinde şu anda 1 milyon hazır icrada satılabilecek konut var. Bakın sizin bahsettiğiniz kötü yönetim vesaire bütün bunlar ayrı. Ben diyorum ki 2002'de temsil yoktu. Yani temsil kabiliyetleri kalmamıştı. Hayır, toplumda bir karşılıkları kalmamıştı. Tam tersine yani. Olur mu canım? Kemal yani Derviş sonuçlar geldi, ortada. Sisteme oturttu, tam rayına girmişti. Ama seçim ama sonuçları mevcut ortada. Mevcut koalisyon partilerin bir tanesi, evet erken seçim istiyoruz dedi ve erken seçime gidildi. Burada sorun şu, yani 2001-94 birçok krizli dönemleri görüyoruz, ekonomik krizler. 2001 ile bugünkü şeyi kıyasladığımda, bugünkü ekonomik kriz sürdürülebilir bir durum değil diyorum. Hayır efendim işte sayısal olarak bizim rakamımız erken seçimi gerektirmez derlerse bu başka bir şey. Ama bu krizi nasıl yönetecekler? Yani ekonomik sorunlar var, 2 milyon esnaf tıkanmış, 34 milyon 500 bin hane bankalara borçlu ve faiz de çok yükseldi. Kimse faiz... devlete olan borcunu bile ödeyemiyor. Bakın belediyeler şu anda çok zor durumda. Neden? Çünkü hiç kimse vergisini ödemiyor. Yani emlak vergisi ödeyecek, çevre vergisi ödeyecek. Gelir yok. Devlet vergilerini toplamıyor. Yapılandırma yapıldı. Bu yapılandırmayı nasıl alacaksınız? Devlet vergi alacak ki bu vergiyle de işte giderlerini şuyun bunu kullansın. Dolayısıyla 2023'e kadar götüremez bu sistem. Evet, ya bir erken seçim şunu da rahatlatır. Türkiye'yi rahatlatır. Şuna emin olun. Bir erken seçim kararı alındığında dolar 6.000'lere düşebilir, onu söyleyeyim yani. Öyle çünkü mi? Bütün dünyada Amerika özellikle özel çaba sarf ederek dolar düşürürken ya Türkiye'de, sadece Türkiye'de doların yükselmesi, doğrusu bu herhalde bir ekonomik beceriksizlikle tarif edilecek bir meseledir. Çünkü özellikle Amerika'nın doları düşürmesinin temel nedeni işte şeyle, Çin'le rekabet edemediği için piyasada doları düşürmek istiyor. Tek doların yükseldiği ülkede biziz. Peki. Nasuh İlgingöl, Meral Akşener derken seçim çağrısı yaparken getirin sandığı helalleşelim dedi. Gürsel Tekin yayınımızda bir özel iddia ortaya attı. Dedi ki Cumhur İttifakı bir yeni yasa teklifi getirecek ve yerel seçimde genel seçimin yenilenmesi, bunu da 2022 Mart ayı gibi olduğunu iddia ediyor Gürsel Bey. Böyle bir teklif getirecek diyor. Böyle bir teklifin gelmesi mümkün mü? İktidar erken seçim ister mi? Şimdi mevcut tabloya baktığımızda aslında ben kanaatimi söylemiştim. Sadece tekrar etmiş olayım. 2022 yılında yapılan bir seçimin, herhangi bir seçimin erken olacağını söylemek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer iki seçim birlikte, bu Gürsel Bey'in söylediği gibi bir anayasa değişikliği istiyor. Çünkü yerel seçimleri erken almanız için böyle bir şeye ihtiyaç var. O zaman merkezi hükümet için neredeyse normal ama yerel seçimler için erken bir seçimden bahsetmiş olacağız. Dolayısıyla aslında göründüğü kadar öyle çok açık bir denklem değil bu. Böyle bir teklif geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yahut Millet İttifakı'nın bileşenlerinin yahut bileşmek üzere bekleyenlerinin buna ne diyeceklerini de bilmiyoruz. Çünkü bu bambaşka bir formül. Yani iki seçimi birleştiriyor olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da şöyle söyleyelim, Millet İttifakı'nın potansiyel adayları başta olmak üzere belediyelerde kazandıkları mevziler, mevkiler üzerindeki tartışmalardan birçok tartışmayı beraberinde getirecektir. Ben 2022'de bir seçim öngörmüyorum. Bu teklif şöyle mi olabilir? 2023'ün normal merkezi hükümetin seçimiyle ilgili olan tarihinde yerel seçimlerle birleşmesine dair bir teklif gelebilir mi? Makul olan, akla yakın olan, en azından ben kendi adıma söylüyorum. Yani 2023'te yerel seçimin de yenilenmesini mi isteyebilir iktidar diyorsunuz? Evet, evet. Aha. Böyle bir teklif gelebilir mi? Böyle bir teklife muhalefet ne der zaten seçim yapılmak durumunda? Hani yerel seçimlerdeki kazandıkları o mevzilerden vazgeçmek isteyebilirler mi? Bence bu çok parlak bir denklem değil muhalefet açısından. Hani seçime gidelim, seçime gidelim falan diyorlar da hadi helalleşelim sandık vesaire. Böyle bir teklif karşısında şu dakikada ne söyleyeceklerini çok fazla kestiremiyorum. Şimdi
Muhalefet az önce söylediğim gibi bir erken seçim şeyi yürütüyor. Gerginliği. Hı hı. Yine söylüyorum ben bu sözleri söyleyince sanki böyle bir çatışmacı şey içinde söylüyormuşum gibi anlaşılıyor. Hayır. Muhalefet elbette gerginlik oluşturacak. Siyaset böyle bir şey. Çatışma alanları var, birleşme alanları var, gerginlik alanları var. Böyle bir tatmimi yürütüyor. Fakat tekrar söylüyorum. Millet İttifakı tarafının Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu takvime dair kendi kartlarını açtığına henüz tanık olmadık. Yani bunun karşısında böyle çok pasif bir şekilde işte nereye giderse gitsin memlekette izleyecekler mi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti, toplamda Millet İttifakı buna dair bazı kartlar mı açacak? Mesela bu kartlar Gürkan Zengin'in bir önceki turda söylediği gibi projeler üzerinden mi olacak? Ben sadece projeler üzerinden olacak kanaatinde de değilim. Bence bir konuyu kaçırıyoruz. Onu hızlıca söylemek istiyorum. Pandemi sonrası bir dünya olacağı fikri bizde henüz tam olarak oluşmadı galiba. Ya da şöyle oluştu bu. Pandemi sonrası bir dünya olacak. Pandemi sonrası bir bölge olacak. Pandemi sonrası bir Türkiye olacak. Şimdi muhalefetin şöyle bir genel tezi var. Zaten ekonomide kriz var. Doğru. Bu krizi pandemi daha da derinleştirdi. Bunu 2002 ile karşılaştırmak çok makul değil. O tartışmaya girmek istemiyorum. 2002 ile bugünkü şartlar arasında çok büyük farklılıklar var. O gün hakikaten iktidara artık yürüyen bir Tayyip Erdoğan modeli vardı. Nagihan'ın söylediğini ödünç olarak alayım. Hakikaten diğer tarafın temsil kabiliyeti falan da kalmamıştı. Zaten sandıkta da 3 aşağı 5 yukarı manzara görüldü. Şimdi pandemi sonrası bir Türkiye çıkacak karşımıza. Burada ekonomik kriz çöküntüye dönüşecek ve muhalefete insanlar diyecekler ki bunu sen yönetebilirsin. İktidar bunu yönetemiyor. Onlar gitsin sen gel. Şimdi bu tez size bir hikaye gerektirir. Şu ana kadar Millet İttifakı'nın ana aktörleri yahut bileşenleri böyle bir krizi nasıl yöneteceklerine dair toplumla bir güven, bir karşılıklı yakınlaşma sağlayabilmişler mi? Bunu sadece esnafın durumundan çok büyük sıkıntıda olan insanlar var. Ve tekrar söylüyorum, bir tek insanın sıkıntı çekmesi bile, bir tek insanın Allah korusun intihar etmesi bile çok önemlidir. Ve devlet, hükümet bunu çözmekle yükümlüdür. Her zaman bunu savunurum. Ama şu ekonomiyle ilgili krizleri ya da bu işte ortaya çıkan manzarayı kimin çözeceğini mi arayacak toplum, yoksa kimin yöneteceğini mi arayacak? Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Ben muhalefet cephesinin böyle bir krizi çözmek bir yana, onu bir kenara koyuyorum. Böyle o pandemi sonrası dünyada, bölgede, Türkiye'de böyle şunu çözeriz, 6 ay sonra şunu yaparız, öyle bir dünyayla karşılaşmayacağız. Çok daha büyük krizler bizi bekliyor. Çok daha büyük sosyal krizler bekliyor bizi. Eğitimle ilgili krizler bekliyor. Sağlıkla ilgili krizler bekliyor. Çalışma hayatıyla ilgili, saatlerle ilgili, psikolojileriyle ilgili, insanların birbirlerine dokunamamalarıyla ilgili birçok kriz bizi bekliyor. Daha bunlarla karşılaşmadık. Her kim bunlarla ilgili bu krizleri asgari düzeyde toplumla konuşarak, anlaşarak yönetebileceğine dair, tekrar vurguluyorum, çözebileceğine dair bir toplum sözleşmesini, bir hikayeyi ortaya koyabilirse yeni iktidarın adayı da odur. Şimdi deminden beri işaret ediliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en karşı ankette bile 30'un üzerinde, 35 civarında oy aldı. Bu daha yukarı çıkabilir, daha aşağı söyleyenler olabilir. Ama şu bu gerçek, toplumun üçte birinden fazlası her durumda, şu anda herhangi bir seçimde doğrudan Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanında. Bu gerçek değişmiş değil. Herhangi bir anket firmasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önünde olduğuna dair bir rakam ben görmedim. Kendi içinde bulunduğum anketlerde daha iyiydi. Peki, laf açılmışken az önce de söylemiştim. Cumhuriyet'in manşetinde gezici araştırmanın Kılıçdaroğlu tek başına ittifakın adayı olması durumunda Erdoğan'ın oyunun üstüne çıktığına dair bir anket yayınlandı. Onu gerçekçi buluyor musunuz? Şimdi sahada zaman zaman anket çalışmalarına bizzat da... Ben de bir soru sorabilir miyim? Katıldığım için bir şey söyleyeyim. Gürsel Bey, kendi soruma kendim cevap vereyim. Olur mu isterseniz bana yönelik olan soruyu? Ben böyle bir şey pratik olarak mümkün görmüyorum. Ama size çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Tekrar ifade ediyorum. Toplum henüz bu konuda kimin karşımızdaki manzarayı yöneteceğine dair bir karar beyanında bulunmuş değil. Bakın, tatsız şeyleri hatırlatmak istemiyorum ama Gezi'de ortalıktaki hareketliliğe baktığınızda bir sonraki gün seçim olsaydı Türkiye'de başka bir manzara çıkacağına dair böyle çok net kanaatler ifade ediliyordu. Cumhuriyet mitinglerini hatırlatırım. Bugünküler onlara benzerdir değildir diyebilirsiniz. Bugün sosyal medyada belli alanlarda biriken öfke, ifade edilen tepkiler, bunların hepsini saygıyla karşılıyorum. Ama Türkiye bunlardan ibaret değil. Ve tekrar şunu da söyleyelim.
İnsanlar çok büyük krizler yaşıyorlar. İnsanlar gerçekten cepleriyle ilgili... Ve karar vermiş değiller dediniz. Biraz kararsız seçmenin oranına da dikkat çekiyorsunuz anladığım kadarıyla burada. Doğru, doğru tabii ki. Çünkü biz de seçim öncesi, belirsiz yani seçim tarihinin uzak yahut belirsiz olduğu dönemlerde yaptığınız her ankette kararsızların oranı biraz yüksektir. Bizim insanımız bekler, sağduyuludur, tartar. Sadece cebinden ibaret değildir, sadece ekonomisinden ibaret değildir, sadece enflasyondan ibaret değildir, dövizlerin 6.000 liraya inmesinden falan da ibaret değildir. Sağ olsun Gürsel Bey bizi az önce tebessüm ettirdi ama doların 6.000 liraya ineceğiyle ilgili. Kim olursa olsun Türkiye'de dengeler daha iyi olsun. Ben bunu her zaman öyle bir temennide bulunurum. Ama bizim insanımızın sandığa gittiğinde verdiği karara dair çok farklı kriterleri var. Çok farklı kriterlerin bileşkesi olarak insanlar sandığa gidiyor. O kararın da henüz tam olarak şekillenmediğini ama şu anda elimizdeki veriler itibariyle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %20'ler bandında, AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %30-35'ler civarında, hatta 36'lara yakaladığı anketlerde gördüm. Böyle bir banttayız. Diğerle ilgili şimdi anket rakamları vermiş olmayayım. Sorun yaşıyoruz ama HDP'de büyük bir değişiklik yok. İYİ Parti'de 1-2 puan bir artış görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi bütün tezlerinin aksine ben iddia ediyorum barajın üzerinde, %10'un üzerinde. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle her şey çok değişmiş, dengeler muazzam değişmiş. Seçim olsa Türkiye'ye yine iktidar anlamında söylüyorum el koyacaklar. Böyle bir tablo yok Türkiye'de. Bu, yani bu sözleriniz biraz bana şeyi hatırlattı. Meral Akşener geçen hafta böyle bir hesap yapmıştı ve şöyle demişti. Bizim oylarımız artıyor, CHP'ninki düşmüyor, HDP'ninki de aynı. Sonra HDP'yi katmamıştı, Saadet fena değil demişti. Bize İyi Parti, pardon, Deva Partisi ve Gelecek Partisi de katılacak. Bu tabloya baktığımda Cumhur İttifakı'nın adayının yeniden seçileceğini düşünmüyorum diye bir oy hesabı yapmıştı. Siz buna da katılmıyorsunuz o zaman. Ya şöyle, az önce söylediklerimden aslında çok farklı değil. Meral Hanım'ın elindeki anketleri de biliyorum. Onlara anket yapan firmaları da tanıyorum. O anketleri de bizzat gördüğüm için rahatlıkla konuşabilirim. Kendisi çıkar başka açıklamalarda bulunur. O kendi tercihidir. Yani elindeki rakamları nasıl yorumlar. Çünkü HDP anketlerde yoktu de bu arada. Ben bir çok... daha düzelteyim de. Yanlış bir an zihnim beni yanılttı. Evet. Çok anketlerde de çok farklı tablolar üzerinden farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Ama mesela şöyle bir soru ortaya çıktığında seçmenin çok ilginç bir cevabı var. Türkiye'deki ekonomik krizi kimin yönetebileceği yahut ben çözebileceği demiyorum ama çözebileceğini düşünüyorsunuz denildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı açık ara farklı hala önde çıkıyor. Bu ekonomik krizin olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye'de sıkıntılar olmadığı anlamına gelmiyor. Seçmenin böyle bir süreci, böyle bir badireyi nasıl atlatacağına dair kanaatini ifade ediyor. Yani bunların hepsi birbirinden son derece farklı denklemler. Hemen stüdyoya gelirken Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bu konularda bir açıklaması vardı. Onu da herkesle paylaşayım. Bugün gençlere hitaben yeni bir video paylaştı Sayın Kılıçdaroğlu ve dedi ki ne diyordu? CHP çalışmıyor. Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok. Var efendim. İktidar değiliz ama projelerimiz var. Bu kısa zaman içinde belediye başkanlarımız binlerce projeyi hayata geçirdi. Örneklerini sıralayayım. Dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 413 bin metrekare Çubuk Barajı rekreasyon alanını halka açan kent Ankara, dünyanın en büyük 3. uluslararası projesi olan Expo Hatay'a geliyor gibi sıraladı ve en sonunda da dedi ki sadece pandemi döneminde 11 milyon vatandaşa hizmet götürdü CHP'li belediyeler. Dolayısıyla bu CHP ile ilgili algıyı değiştirme çabası da görüyoruz bir anda hem Kılıçdaroğlu'nda hem muhalefette. Ama kararsız seçmen de tam olarak muhalefete dönmüyor. Bunu da her yayın konuşuyoruz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Gürkan Bey geleceğim bu arada size söz vermedim. Ortada anlatmış olduğunuz büyük bir yangın var. Bu yangını kim söndürecek, nasıl sönecek? Eğer mevcut bugünkü iktidar, yani Nasuh Bey şunu diyebiliyorsa, evet yani bir de şunu hemen söylemek istiyorum. Ya bu kriz sadece pandemi döneminde gelmiş bir kriz değil. 2018 yılından itibaren düzenli olarak her 3 ayda bir icra dairelerine giden bir siyasetçiyim ve sokaktayım. Ve baktığımızda 2018 yılında 21 milyon 800 bin dosyanın olduğu ve bugün 25 milyon dolar. Doğal olarak da tabii bütün dünyada pandeminin yaratmış olduğu sıkıntı bize de yansımış. Ama bütün bu meseleler ortadayken araştırma şirketleri şunu diyor, bunu diyor.
Eğer bu sorun, evet mevcut iktidar şunu söyleyebilirseniz, hiç merak etmeyin, önümüzdeki süreçte bütün bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülebilir. Ben bugüne kadar iktidar mensuplarının hiçbirinin ağzında duymuş değilim. Nasuh Bey bilir, Ankara siteler, Türkiye'nin en büyük sitedir. Esnafların olduğu, mobilyacılar esnafının olduğu yerdir. Ve 2001 yılındaki başbakanlığın önüne de götürüp kasa atan esnaflardır aynı zamanda. Bugün ne olursunuz bir gün Ankara'da zamanınız olursa bir gidin görün orayı. Aynı zamanda yoğunluklu olarak AK Parti'ye oy veren aynı zamanda sağcı bir seçmen. Yine İstanbul'da Mahmutpaşa. Bu iki bölgeye baktığınızda gidip görüyorum, birebir konuşuyorum insanlarla. Vallahi ben yani ısrarla kardeşim ya bütün bu ekonomik krizler önemli değil ya. Biz elektrik parasını ödeyemedik, su parasını ödeyemedik, çocuğu okulun taksitini ödeyemedik. Yaşasın iktidar diyebilecek bir seçmenle ben karşılaşmış değilim. Ve çoğunluğu da AK Parti seçmeni. Ve yine yayına gelmeden önce en az 5 tane 6 tane oda başkanına konuştum. Oda başkanlarının önemli kısmı da yine AK Parti'yi destekleyen, takdir edersiniz ki başka türlü oda başkanı olma şansı yok. Bir tanesi gidişatla ilgili memnuniyetini ifade edebilmiş değil. E şimdi anketlerin ne yapacağına bakacak durumda değiliz. Efendim su akar mecrasını bulur. Bugüne kadar milletimiz son derece sağlıklı kararlar vermiştir. Yani 12 Eylül döneminde %90 oy verip evreni cumhurbaşkanı eden aynı seçmen bir yıl sonra Özal'i iktidar eden seçmendir. Özal'i iki kez iktidar edip sonra dönüp SHP'yi iktidar eden seçmendir. Seçmen bir türlü bunun mecrasını bulur. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama ortada bir yangın var. Yangını nasıl söndürebiliriz tartışmasını yapmamız lazım. Peki. İktidar hazır, muhalefet hazır mıdır değil midir? O da muhalefetin derdi olsun. Tamam. Ama gerçekten büyük Gülsel bir sorun var. Size biraz torpil yapıyorum bu akşam. Diğer konuklarıma söz vermem lazım. Buyurun Nasuh Bey, bir cümle alayım. Hayır, bir cümle Gürkan'ın da söz hakkına girmiş olmayayım. Ben galiba ya konuşmamdakileri tam olarak ifade edemedim. Ya da Gürsel Bey dikkat etmemiş de olabilir. Ben başka bir şey söylüyorum. Ben bu sorunları dediniz ya, iktidar şöyle söyleyebilir mi 6 ay sonra çözecek falan. Türkiye'de bu saatten sonra ister Z kuşağı deyin, ister gençler deyin, isterseniz en yaşlı seçmen deyin. Ben bu sorunları 6 ay içinde, bir yıl içinde yoluna koyacağım diyen hiçbir siyasetçiye inanmayacak. Bizi pandemi sonrası nasıl bir Türkiye'nin, nasıl bir dünyanın beklediğini anlatmaya çalışıyorum. Bu sorunları ben yönetebilirim diye topluma sahici, yakıcı gerçekle yüzleşen bir hikayeyi anlatan kazanacak. Ben ortada kararsızlar böyle bir hikayenin muhalefet tarafı zaten. Kararsızların evet, oranını ben böyle bir hikayenin ben böyle bir hikayenin muhalefet tarafında olduğunu görmedim. Öbür taraf için de şunu söylüyorum, iktidar tarafı için henüz bu konudaki kartlarını görebilmiş değiliz. Ben bunu söylüyorum. Yani muhalefetin derdi, iktidarın derdi o benim kendi kişisel meselem değil zaten. Peki. Sonuçta Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. Peki. Gürkan Zengin, bu konuda sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Erken seçim, ekonomi. Sonra biraz sonuna kadar 25 dakikamız kaldı. Bu Muharrem İnce etkisini de konuşalım yayında. Çünkü onlar da tabelayı astılar, açıklayacaklar galiba. Türkiye'deki seçmen için vesaire. Çarıklı erkanı harp derler. 1950'den beri yapılan bütün seçimlerde gerçekten serin kanlı, dengeli, iktidar eğer hata ediyorsa onu cezalandıran, eğer muhalefet umut vaat ediyorsa onu iktidara taşıyan bir seçmendir. Bu millete ve bu seçmene güvenilir. 50'den beri hata yaptığını söylemek kolay kolay mümkün değildir. Gerçekten artık kadim birikimiyle mi neyse topraktan mı biliyor, çarık derken harp o demektir. 1987'de 91'de genel seçimleri sıralıyorum. 87, 91, 95, 99 ve 2002. Kaç seçim? 5 seçim. Her seçimde birinci partiyi alaşağı etti. Hmm. 87'de ANAP 1'dir, 91'de DYP, 95'te Refah, 99'da DSP, 2002'de AK Parti. Her seçimde değiştirdi. Bu seçim, bu seçmen o zaman da bugün de genç bir seçmen, dinamik, olaylara bakıyor. 2002'den beri 19-20 yıldır değiştirmedi. Burada bir soru işareti olmalı. Bunun üzerinde bir tefekkür edilmeli. Şimdi değiştirir mi? Göreceğiz. Yerel seçimdeki bir oynama bu yorumları tabii, arttırdı. Şimdi bu seçmen 2015 7 Haziran'ından beri de bu AK Parti'ye mesaj veriyor. Gidişatını beğenmiyorum diyor. 2015 7 Haziran'ında tek parti çoğunluğunu elinden aldı. 2017'de
referandumda İstanbul'u kaybetti ilk defa. 2018. 2017. Referandum. 2018'de genel seçimde Tayyip Bey %52 ile ilk turda seçilmiş olabilir ama partisi 7,5-8 puan oy kaybetti. Doğru. Hiç bakmadılar. 2019 geldi. Bir sene sonra bu sefer İstanbul'u, Adana'yı, Ankara'yı, Mersin'i elinden aldı. Yine almadı. Antalya. Seçimi yeniletmeye kalktı. Bu sefer yumruk vurdu. Uyarıyor. Ve o bir yerel seçimde. Şimdi Nasuhi'ye katılıyorum. Sadece sosyal medya mesajlarına, işte entelektüel dünyada gazetecilerin arasında, siyasetçilerin arasındaki tartışmalara bakarak gümbür gümbür gidiyorlar demek mümkün değil. Bilemezsiniz. Bir sürü başka dinamiğe de bakmak gerekir. Anketlere de zaten çok fazla güvenmiyorum ama Nagihan'ın dediği gibi yani CHP'yi birinci parti gösteren anket yok. Aradaki farkı 5 puan gösteren anket de yok. Şimdi buralardan muhalefet partilerinin bir şeyleri anlamaları gerekir. Bir yerlerde hata yapıyoruz. Yani ekonomi vahim durumda. Pandemi üzerine binmiş. Millet 2015'ten beri seçim veriyor. Vahim bir durum var. Artı AK Parti bundan önceki yıllarda görmediğimiz kadar dengesiz, şuursuz, hani son derece profesyonellikten uzak bu işler yapıyor. Bu işin içine neyi usulsüzlük... kastediyorsun? Yani işte pudra şekeri meselelerinden, bakanların, bir bakanın kendi şirketinden devlete. Tabii. AK Parti zamanında biz 2002, 2007, 2002, bunlar gördüğümüz şeyler değildi. Bu kadar aleni, bir keyfi yönetim var. Şahsileşmiş bir yönetim anlayışını görüyoruz. O kongrelerdeki duyarsızlık, hani insanları yasaklayıp kendilerinin böyle meydanlarda bir sürü başka şey. Bunlar yapmazlardı bunlar. Artık yapıyorlar. Ve biz ekonomi olarak 7 yıldır, bakın AK Parti 2002'de geldiğinde 3500 dolar mı? 2800 dolar bir kişi başı milli gelir var. Bu 3000, 4000, 7000, 10000 çıktı. Son 7 yıldır ben diyorum 2013'ten sonra, 2013-14'ten sonra milli gelir, kişi başı milli gelir geriliyor. 7 yıldır geriliyor. Pandemi değil. Pandemiden önceki 2020'de değil. 7 yıldır kişi başı milli gelir geriliyor bu ülkenin. AK Parti'de biz ne gördük? İnanılmaz hızla yükselen bir milli gelir. Hem gayri safi milli hasılada hem kişi başı milli gelirde artışlar gördük. Artık bunlar olmuyor. AK Parti rasyonel bir ekonomi, özgüvenli bir dış politika ve etkin bir bürokrasi uygulaması yaptı. Bir yere kadar. Ama son birkaç yıldır 2014-15'ten sonra bunların tamamının çöktüğünü, ekonomide bir hovardalık, bürokraside adam kayırmacılık, bunun gibi işler görüyoruz. Ve bunlar oy kaybettiriyor. Ama son söz, sorunları sıralamak demek otomatikman bu partinin gideceği anlamına gelmiyor. Öyle bir seçmen yok. Umut verdiğiniz zaman iktidarı değiştirmeye hazır bir seçmen var. O umudu da veremediğiniz aşikar. Buna bir çözüm bulun, bunu bir arayın, bir işi yapın. Kendi kendinizi kandırın. Sizi söylüyorum, muhalefette blok olur. Ya işte bu kendi kendini kandırmak olmasın. Sonra büyük bir hayal kırıklığı, kitleler de, partiler de hayal kırıklığı yaşarlar. Hala umut veremediğini gösteren işaretler, emareler var. İşte bazı anketlere yansıdığı üzere. Sokakta geziyorsunuz, siz bir muhalefet milletvekilisiniz, sizi gören ağlar, şikayet eder. Bunlar normaldir. Sizi yanıltmasın. Siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Şöyle, dikkat edilmeli. Yani şöyle, kurtulmak istiyorsanız, devirmek istiyorsanız emarelere bir doğru bakmak lazım. Ben hemen şunu... Sosyal medyalarla falan olmuyor bu işler. Bir araya girmek istiyorum. Buyurun, bitti zaten. 2000 bütün seçimleri tahmin etmiş bir insanım. Güzel. Hatta %25 alacağız diye partim beni çok eleştirdi. Ya kardeşim sokak böyle. Ya araştırma yapmanıza gerek yok. Ve İstanbul, Adana, Mersin, Denizli, Antalya... Bütün bunların alınabileceğini 8 ay önce demeç vermiş bir insanım. Bugün de o mahallelerde görüyorsunuz. Geçmiş dönemde de onu görebilirdiniz. Biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi Türk seçmeni dünyanın en politik seçmeni. 365 gün siyaset konuşuluyor. 365 gün siyaset konuşulan hiçbir ülke yok. Gidelim yarın bir taziye evine oturur oturmaz siyaset konuşuluyor. Doğal olarak vatandaş her şeye vakıf yani meseleleri biliyor. Değişim konusunda efendim muhalefet partilerinin eksikleri yok mu? Tabii ki eksikleri var. Ama bu eksiklikler, fazlalıklar bu başka bir tartışma. Ama bu gidişat çok iyi bir gidişat değil. Yani gittikçe ciddi derinleşen bir sıkıntı. Gürsel Bey, zamanım kalmadı. Hemen sol yanıma döneceğim. Elfin Tataroğlu, erken seçim tartışmasına nasıl bakıyorsunuz? Belki bu kısa süre içerisinde bir Muharrem İnce'nin etkisi ne olur bu tabloya? Yani o kendi başına ben Cumhurbaşkanı adayım diyecek gibi görünüyor.
Muhalefetin hem bu senaryosunu etkiler mi? CHP'nin oyunu nasıl etkiler? Bunu da konuşalım son dakikalarda. Şimdi bu ekonomik durumun pandemiyle ortaya çıkmadığına dair ben de bir bilgi paylaşmak istiyorum. Katılıyorum yani burada söylenenlere. Dünya Bankası 2018 kur hareketliliğinden sonra Türkiye'de 3.1 milyon orta sınıfın 3.1 milyon azaldığını söyledi. Yani aslında Türkiye'deki en büyük problemlerden biri gelir grupları arasındaki uçurumun artması. Yani bir yanda zenginin daha çok zenginleşmesi, bir yandan fakirin, yoksulun daha da yoksullaşması ve orta sınıfın erimeye başlamış olması. Yani şu an içinde bulunduğumuz en temel sorunlardan biri bu. Covid bunu daha da arttırdı ama bu zaten süre gelen bir şeydi son yıllarda. Tabii bunu da çözmenin çok birkaç yöntemi var. Ya sorunun özüne inip üretim ilişkileri üzerinden çözersiniz ya da sonuçları üzerinden geçici çözümler yaparsınız. Hani bütün bunları niye anlatıyorum? Üretim ilişkilerine indiğiniz vakit bu gelir uçurumu arasındaki, Borat Af Hoca'nın kitabında bu çok güzel anlatılır. Üretim ilişkilerine indiğiniz vakit kamulaştırma karşınıza çıkar. İşte mesela bu tür pandemi dönemleri gibi dönemlerde herkes ne yaptı? Pandemi ilk girdiğinde kendi iç yeterliliğine döndü. Öz kaynaklarına döndü. Yani ne üretebiliyorsan o senin en büyük zenginliğin oldu. Yani siz basma fabrikanız olsaydı orada maske de üretebilirdiniz mesela. Hani zeytinyağı fabrikanız olsaydı yağ belki bu kadar pahalanmayabilirdi. Yani sizin zeytinyağı kendi... Zeytinyağı fabrikası var ama Türkiye'de. Türkiye büyük ölçüde... Hayır, kamusaldan bahsediyorum. Hı. Kamusal alandan bahsediyorum. Kamusal alanı daraldığı için, özelleştirme arttığı için Türkiye bakliyat konusunda dahi dışa bağımlı neredeyse hale geldi. Bunlar benim söylediğim şeyler değil. Bunlar konunun uzmanlarının her gün anlattığı, her gün paylaştığı. Yani artık bakliyatı ithal almaktan vazgeçmemiz gerektiği, kendimiz yeniden işte tekerlek dönecek, traktör çalışacak, ekilecek, biçilecek. Bütün dünya buna döndü. Bütün dünya kendi iç yeterliliğini sağlamaya döndü. Türkiye'nin önünde bu problemler var. Yani bunları konuşacak iktidarlar lazım Türkiye'ye. Şimdi buradan erken seçim ve Millet İttifakı ne yapara gelince, hani geceye de Millet İttifakı'na bir şey bırakalım. Ben en azından bunu yapma sorumluluğunu kendimde hissediyorum. Bu hale gelmişken ekonomi, yani hakikaten bu anlattığımız tablo bu hale gelmişken, elbette ki Millet İttifakı'ndan beklenen şu anda 160-65 oy alması olurdu. Yani bunu söylememiz lazım. Ha, bu noktada da o zaman kadrolarınızla biz bu ülkeyi yönetebiliriz. Bakın, liderlerinizle değil, biz hep liderleri konuşuyoruz. Yani işte şu lider cumhurbaşkanı seçilebilir mi, bu lider. Neden? Çünkü biz liderler ülkesi olduk. Efendim, Hanım, siz bir yayında Halbuki dediniz ki muhalefetin takım oyunu da çok sever yani. Yani şimdi ona geleceğiz. Evet, ona geleceğiz. Vardı. Şimdi. Yani ben ekonomi galiba, konseyi. Ekonomi konseyi sanırım yayında da Meral Akşener'e sordum ya da özel bir sohbette, tam hatırlamıyorum. Ama ekonomi konseyi önerdiniz. Siz dediniz ki muhalefetin bütün ekonomi kurmayları çıksın ekranın karşısına. Ya biz bu meseleyi şöyle çözeceğiz dediniz. Sizin yayında söylemenizin üzerinden belki 2,5 ay geçti. Hiçbir değişiklik yok. Aksine bir de, yani kusura bakmasınlar ama birkaç yerde şöyle bir şey de denk geldim. 128 milyar doları ilk biz söyledik. Yok hayır, biz söyledik. Yani şimdi bu böyle bir şey yok. Siz en güçlü kurmaylarınızla, en güçlü yok mu? Çok güçlü insanlar var. Her partide. Yani geçmiş yıllarda bunları hep bahsettim. Yani Merkez Bankası'na başkanlık yapmış. Efendim Devlet Planlama Teşkilatı'na müsteşarlık yapmış. Hazineye müsteşarlık. Zaten bu isimler şu an var. Ama siz bu isimleri hani böyle değerli toplu insanların önünde bir şey olmadan, yani iş çok çok özür diliyorum ambiyane tabiriyle, iş sulandırılmadan böyle başka şeylerle filan, bu işi bilen insanların vitrinde olacağı sadece bu değil, ama sadece ekonomi değil. Mesela dış politika. Bugün bence hani dış politika konusu seçmenin çok böyle hani geri plan attığı bir mesele değil. Güvenlik meselesi mesela. Kim kadrolar? Bu kadrolar bir arada ön planda olmalı. Anayasa. Anayasa çalışılıyorsa hukuk kadroları ön planda olmalı. Yani bunları toplamak gerekirse
Kadro meselesi çok önemli. Sadece liderlerin çözebileceği işler değil. Türkiye'nin problemleri, sorunları bir büyük aklın, ortak aklın işlemesiyle, yani kolay değil elbette bu işlerden çıkış vesaire, ama bir büyük ortak aklın işlemesiyle bu vitrin yaratılırsa, bu şey konursa ortaya, yani kaldı liderlerin dışında da. Başında hükümet için işte liderler vitrine çıkacak diyorduk. Siz diyorsunuz ki buyurun ekonomi kurmaylarınız. Kadrolar da çok önemli. Kadrolar. Yani ben kadrocu bir insanım. Yani ben lider temelli ben bir siyasete inanan bir insan değilim. Yani ideolojim de bunu bunu şey yapmıyor. Ben lider temelli siyasete inanıyorum. Öyle mi? Peki. Şimdi son 10 dakikadayım. Evet. Binagen ben duymadım ne dediğini. Lider temelli siyaset. Olabilir. Sağ siyasetçiler genelde böyledir. Sosyal demokratlar da kadroların gücüne inanır. Bilginin, liyakatın, ortak aklın gücüne inanır. Dayanışmanın gücüne inanır. Bunlar bizim tabiatımızda olan şeyler. Dolayısıyla ben böyle bir... Ben sadece değilim Elfin Hanım. Tamam ben böyle düşünüyorum Nasibe Bey, ben sizin sözünüzü hiç kesmedin. Ben sizin sözünüzü, siz kendi sözünüzü hiç kestirmiyorsunuz. Benim sözümü de lütfen kesmeyin. Ben sadece değilim. Tamam. Hayır, genellikle sağ görüşler böyle düşündü. Ben sizi söylemedim canım. Siz niye her şeyi kendi üstünüze alınıyorsunuz? Tamam, son 10 dakikada... Olabilir dedim. Hayır, siz sağcısınız demedim. Genelde sağ görüşler lider odaklı şey yapar dedim. Yani niye polemiğe girmeye çalışıyorsunuz? Bu şeylere baktığınızda öyledir yani. Tamam, son 10 dakikada böyle bir polemiğe gerek yok. Polemik yaratacak bir şey söylemedim yani. Ayrıca sizin sözünüzü de hiç kesmedim. Çünkü Ankara'da olduğunuz için zaten zor oluyor karşılıklı konuşmak. O yüzden hani bu da benim görüşüm. Olabilir. Peki, ama peki. Sağ iktidarlar genelde lider odaklıdır. Yani bugüne kadarki merkez sağ partilere de baktığımız vakit lider odaklı olduğunu görürüz. AK Parti de lider odaklıdır. Çok da güçlü bir lideri var. O kesin yani. Bugün 35 ile ayakta durması ANAP ve DYP'den de daha güçlü olduğunu gösterir. Yani bu 2x2=4. Ama yeni Türkiye önümüzdeki süreçte kadroya ihtiyacı vardır. Çok güçlü lidere değil, çok güçlü kadrolara, liyakata, akla ihtiyacı vardır. Peki. Bu da benim görüşüm. Peki. Evet. Ben de mesela ben şahsen çok güçlü lider karşısında sadece kadroyla çıkalım, kimin aday olacağı önemi öyle yok. Geçen konuşmuştuk ya. Ben de sana katılmıyorum. Ama yok ya, şimdi tamamen. Sizin siyahla beyaz arasında hani bir şeyiniz yok herhalde. Zaten siyasetin içinde yani liderlik iddiası olup aday olan insanın zaten o şeyi olacak içinde, ama benim diyerek sadece kendini temel alarak her şeyi kendi karar vererek yöneteceği bir sürece ben karşı çıkıyorum. Yoksa yani hiç yönetemesin, lider vasfı taşımasın falan demiyoruz. İkisinin arasında peki. Söylediğim bir zamanım şey. Zamanım dar, Nagihan Altı. Şimdi yönetmenimden süre istedim. Rahat olun. Neye inanıp neye inanmadığımız ayrı bir konu. Türkiye toplumu neyi sever, sandıktan ne çıkar ayrı bir konu. Yani elbette ki güçlü kadro çok önemlidir. Güçlü kadrosu olmayan iktidara gelse de iktidarda kalamaz. Ama bu millet güçlü lider de sever. Yani tek başına uzayda sallanan bir güçlü lider zaten olmaz. Ama güçlü figür bence Türkiye siyasetinde önemlidir. Bu arada Tayyip Erdoğan tek başına güçlü lider olarak 2002'den beri Türkiye'yi yönetiyor çıkarımı da hiç doğru değil. Yani AK Parti bir kadro hareketi. Şimdi başlangıcına bakmak İdi. Lazım. İdi. Evet. Tayyip Erdoğan da o kadrosuyla birlikte bu kadar güçlü öyleydi. Türkiye siyasetine yer edindi. Tek başına ama yapmadı. Ama Tayyip Erdoğan'ın yani kadrosu çok gibi değildi. Neredeyse hepsi eşit ağırlıktaydı. Belki biraz daha öndeydi. Diyemeyiz. Erdoğan, hani Tayyip yani. Erdoğan gibi güçlü figür değil. Güçlü kadro. Ama hiçbirisi böyle kalmadı. Değil. Hiçbiri bakın kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan tek başına güçlü bir siyasi aktör doğru, ama yine de bakın belki başta daha fazlaydı ama hala da istişare mekanizmasına önem veren bir siyasetçidir. Tayyip Erdoğan'ı tanıyan herkes bunu kabul edecektir. Yani AK Parti ilk kurulduğu dönemlerde tamamen istişare mekanizması üzerine hareket eden bir partiydi. Bence en büyük güçlerinden biri de buydu. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de bence güçlü bir kadro ve güçlü lider vaat edenin en büyük şansı var. Şimdi deniyor işte korkunç yangın yeri. Gürsel Bey, ben şuna katılmıyorum. Türkiye'de çok ciddi ekonomik sorunlar var ama şimdi tencere getirir tencere götürür tezi doğru mu? Ya bundan emin değilim. Dünyanın şimdi, her yerinde ciddi, doğru bir tezdir. Ama sadece bakın yani değil. Türkiye'de bence bu doğru değil. İkincisi şu, çok ciddi ekonomik problemler var peki, ama
Yani muhalefette bir artış olmadığı gibi ana muhalefet partisinde. Yani birçok da yeni parti kuruluyor. Onlarda da böyle çok dikkat çekici bir yükseliş falan da yok. Tabii. Yani kayda değer herhangi bir hareket yok. Yani bu insanlar yeni bir adres arıyorlar mı? Yani mevcut iktidara tepki gösterenler olduğunu ben de görüyorum. O zaman ama bu tepki acaba oyu niye yükselmiyor? Şu mu? Yani bu tepki şu mu? Hani ben sana oy veriyordum ama kızıyorum sana. Aklını başına al tepkisi mi? Çekiyorum kapıyı, boşanıyorum kardeşim tepkisi mi? Yani henüz ilk raddede gibi geliyor. Kararsızların bu kadar geniş çıkmasını ben açıkçası önemli oranda öyle okuyorum. Bir de şu var, bakın bugün Türkiye'de tek başına bir tek parti iktidarı var mı diyoruz. Bence bugün bir rejim ittifakı var. Özellikle 1 Kasım 2015'ten itibaren aslında %50 o sandıktan çıkan rejimin, devletin yanında bir tablodur. Yani bugün aslında AK Parti artı bütün o devlet mekanizmasıyla birlikte Türkiye'de çok hani sağlam bir devlet içinde mekanizma var. Yani ordudan istihbarata kadar. Bu mekanizmanın da HDP'ye nasıl baktığını da görmemiz gerekir. Yani HDP ile ilgili eleştiri yapmıyorum, bir tespitte bulunuyorum. Ben diyorum ki devlet mekanizması bugün HDP'ye bir yabancı istihbarat örgütü gibi bakıyor. Dolayısıyla burada gerçek bir iktidar değişimi CHP artı İYİ Parti'nin çoğunluğu elde etmesiyle mümkündür. O olmadığı sürece siyaseti rafa mı kaldıracağız yani? Ben bir şey yapacağız demiyorum. Ben diyorum ki bir rejim ittifak ve bakın bu rejim ittifakının içinde muhalefette gibi görülen unsurlar da var. Yani karmaşık bir tablo da var. O yüzden yani Türkiye'yi okurken bence hani tencere getirdi, tencere götürdü, ekonomi şöyle bu böyle. Onun dışında çok daha karmaşık ve seçmenin beklentilerinin de çok katman katman içeriden eleştirilerinde olduğu. Yani içeriden tepkilerin olduğu ama o tepkilerin tamamen kopuşa dönmediği bir tablo da gösteriyor bence yapılan anketler. Bunu. Peki. Son bir çok kısa bir şey söyleyeyim. Bakın şimdi mesaja baktım. Kantinciler odası, servisçiler odası, hamamcılar odası. Daha sayabileceğimiz onlarca oldu. Burada yapılması gereken çok kısa muhalefet milletvekili olarak şunu söylüyorum. Bir, kamu harcamalarını hemen kısıtlamamız lazım. Yazıktır, günahtır, trilyonlarca para. İki, hazine garantili son dönemlerdeki ihaleleri hiçbir aciliyet yok. Bunların mutlaka kısıtlanması hatta mümkünse iptal edilmesi lazım. O paralarla bizim esnafımızı, milletimizi yaşatmamız lazım. Gürsel Bey size bir ek yapayım. Katılıyorum bütün bunlara. Bakın buradaki en temel problemlerden biri de bu ülkede devletin çok büyük olmasıdır. Yani gelin ihalelerde şeffaflığa gidilsin ama devlet de küçülsün. Yani mevcut problemleri çözmenin yolu daha fazla kamusallaşmadan geçmez. Borat Hoca gibi Marksist hocaların dediği gibi demiyoruz. Kamusallaşmadan geçmez. Aksine devleti küçültüp, çünkü öyle dev bir mekanizma ki. Doğru. Evet, liberal rekabetin önemini, önemini zaten özelleştirmeyle bu hale geldi. Bu içine düşenin çözümün yolunu kaybettiği sistemden şöyle yapalım. Bir gün bunu tartışalım gerçekten. Muhalefetin ekonomi kurmayları da geldi. Söyleyebilir miyim? İktidarın son dönemlerde görüyorum Mısır dahil olmak üzere. Hızla bu anlayışını değiştirmesi lazım. Orta Doğu'da Arabistan'a çikolata bile satamıyoruz. Bütün bu kusurlarımızı görmemiz lazım. Peki Nasuhi Bey bizim son cümle. Yapmayın. Nasuhi ya Bey şu, buyurun. Tamam bakın şu Arabistan'a çikolata satamıyoruz falan demeseydiniz Gürsel Bey başka bir şey söyleyecektim. Ya Türkiye'nin 2010'da 250 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatı geçen yıl 3,5 milyar dolar. Ne güzel olsun ya, yani itiraz ya. Etmiyorum Mehmet. İnsaf ama yani. Ama ya şu anda Orta Doğu coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında iyi ilişkilerimizin olduğu en rahat mal satabileceğimiz, pazarlayabileceğimiz bu coğrafyada neresi kaldı? Bir ülke söyleyin mesela bana. Çok sayıda ülke var. Doğu Akdeniz'i nasıl başardı Türkiye ve daha da başaracak? Hep birlikte de göreceğiz. Herkese çok teşekkür ederim. Mısır'a neyse. Çok teşekkür. 57 süremiz bitti. Ama bu konuları daha konuşacağız gibi görünüyor. Hepinize çok teşekkür ederim. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yazar Elfin Tataroğlu, Habertürk yazarı Nagihan Alçı, gazeteci Gürkan Zengin, gazeteci Nasuhi Güngör. Hepinize tek tek katkılarınız için çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.